Babam annemi öldürdü. Annem bu kişinin işkenceleriyle öldü. Annesinin ölümünden neden babasını sorumlu tutuyor? O kadın resmen savaştan çıkmış gibi bir hali vardı yani. Yıllarca şiddet gören kadını eşi mi öldürdü? Bu ölüm anında tabutun içindeyken morluklar nereden çıktı? Saniye Uzuntepe merdivenden düşerek mi öldü? Babam annemi sürekli dövüyordu. Dövüyordu. Her fırsatta kazma kürekle girişiyordu. Kafa göğsüne neren gelirse, Allah ne verdiyse dövüyordu. Ölmeden önce mezarını kim hazırladı? Gece gitmiş mezar yeri hazırlamaya çalışmış. Ya bu kadar mı ortadan kaldırma heveslisin sen? Saniye Uzuntepe'nin mezarı açılacak mı? Ayrıntılar az sonra Yalçın abi'de. Burası Fatma'nın kaybolduğu bölge. Ve burada da bir kuyu var. O kuyu kapağına Fatma'nın kaybolduğu tamam, gece... Tamam, şimdi kuyunun başına gidiyoruz. Fatma'nın eşi Veysel Odabaş'la birlikte orada da bizi Fatma'nın ablasıyla babası bekliyor. Evet, kuyunun başındayız şimdi. Ve o yüzleşme, o karşılaşma ilk kez yaşanıyor. Belki de Menekşe ile ilk kez mi görüşüyorsun? Yok, görüşürüm. Daha önce de görüştünüz kaybolduktan sonra. Neyse, şöyle alabilirsek seni. Bakın, Menekşe'nin, Fatma'nın ablası burada. Babası Hasan Kunduz ve eşi Veysel Odabaş'la karşı karşıyalar. Bu kuyunun önemi büyük, zira buraya gelmişti Veysel Fatma'yı aramak için ve şüphelenmişti burada olabileceğinden. Sonrasında detaylı bir araştırma yapıldı. Hatta kuyunun kapağını da kaldıralım. Ben Menekşe'ye sormak istiyorum aslında. Veysel'e sormak istedikleri var. Neler söyleyeceksin? Veysel buraya neden baktı? Bakacak, nerelere bakmamı istiyordun ki? Neden şüphettin? Şöyle alalım. Ya, neden şüphettin? Nerelere bakmamı istiyordun ki? Sağa sola nerelere bakayım ben? Neden buraya baktın Veysel? Mutlu karın başına bir işe mi geldi diye ondan bakmak istedin buraya sen? Olmuş azalar, ben bu kadar rahat olmam zaten. Ne dedim ben sana? Mümkünse bir daha arama sorma demiştin, hatırlıyor musun? Adamsan dedim, bir daha yamacımdan gelme dedim sana. Dedim değil mi? Neden dedim onu? Çünkü ben sana dedim, Fatma sana emanet dedim değil mi? Tamam, ben onun annesi yok dedim, onun eşi her şeyi sensin dedim. Dedin mi? Dedim. Bileyim değil mi? Dedim. Hani? Ben de dedim, bir şey yaptım, bir şey dedim mi? Sen adam değilsin Vesel. Adam olsan eşine sahip çıkardın, çocuklarına sahip çıkardın. Sahip çıkıyorum, daha nasıl sahip çıkıyorum? Ne ya sahip çıktın, eşin nerede? Ne oldu ona? Ya ben bilsem zaten burada olmam ki zaten. Bilsem burada olmam zaten. Bir de bak, kara öyle karamalar atma bak. Kim sen benden ona? Az 7 sene, 5 sene evli durdun. Eşin ne olduğunu öğrenmiştirsin az çok. Çevrede bir sürü kuyu olduğunu söyleyeyim. O kuyu, kuyulara bakmaz da buna niye bak? Onlar kapalı olduğu için. Ya bu da kapalı. Neresi kapalı bunun? Açık. Ağzında kapak var, kapalı. Onlar açılıyor mu? O kuyular açılıyor mu Hasan abi? Ne Hasan abi, sen düzgün konuş. O kuyular açılıyor mu böyle? Böyle rahatça böyle kapanıyor mu? Böyle kapanıyor mu? Diğer kuyulara da baktın mı Veysel? Hayır, baktım ben ya. Baktım, onlar kapalı zaten. Kilitli. Ben orada burada kuyu olduğunu bilmem. Bakmadım. Bugün ya. Öğrendim. Sen bileyim Veysel. Kuyu olduğunu bugün öğrendim. Ben mi saklıyorum? Saklayayım demedim. Benim kardeşim öyle bırakıp gidecek bir bayan değil. Nasıl değil? Değil. Nasıl değil mi? O zaman bir şeysini bilin de söyle. Neyini? Ya neyini biliyorum ki? Ben o zaman öyle değil mi? Senin bu için içimde bir korku var. Nasıl korku var? O zaman niye geldin bakmaya? Ben niye geldim ki bakmaya? Şüphelendim, ondan geldim. Şüphelenmiyorsan gelmiyor mu buraya sen? Açık kuyu. Kuyu açık. O oradan adam buraya gelip kuyuya bakar mı? Niye bakmasın ki? Orada çevrede de kuyu var. Tamam, onlar kapalı diyor. O zaman bu kuyudan bir şey şüphe kapayım sen. Tamam, bak onlar kapalı diyor mu ama? O kuyular kapalı. Ya bu da kapaklı işte. Ya bu kapaklı. Bunu her türlü çocuk bile açabiliyor. Bu kuyu, bunu her derin bir kuyu değil mi? Derin kuyu ya. 30 metreymiş. Sen bu kuyudan bir şüphe kaptın, öyle baktın bu kuyuya. Evet, bak ne güzel söylüyorsun. Şüphe kaptığım için baktım. Neden şüphelendin Veysel? Merak ettim ya, merak ettim. Açık olan bir kuyu var. İşimde, başka yok ki.
İçinde bir korku yani olmaz. Yani kaçmadı, öldürüldü dedin o zaman kendince. Ya birileri öldürdü attı, ya birileri bir yerlere götürdü. Merak ettim ben. Bakamaz mıyım yani ya? Merak ettim ben, bakamaz mıyım? Ha, ne diyorsun? Hemen bu kuyuya şüphe. Şüphe duyduğum için baktım ben. Merak ettiğim için baktım ben. O zaman... Ha. Sen bir şeyler bileyim. Ne bileyim? Minikşi sen de aynı şeyi söyle. Biliyorsam söyle de. Biliyorsun söyle. Onun eşi. O gün oradaydın. Ne olduysa bili Vesel. Ya ne oldu ki? Bağırdım, çağırdım. O. Dövmedim, sövmedim. Ha bir de dövseydin, sövseydin. Demek ki dövmesen gitmez. Demin Veysel niye dedi ki ablasına bırakıp dövmedim, gidecek sövmedim. Bir kadın nasıl değil? Yani bir taraftan bırakıp gidecek bir kadın değildi. Evinde işindeydi diyor. Bir taraftan da gitmiş de olabilir diyor. Buna bir cevap versin. Sürekli çelişkili ifadeler kullanıyor. Biri öldürmüş atmış olabilir diyor. Kim öldürsün Fatma'yı? Evinde, köyünde, bağında, bahçesinde çalışan zavallı bir kadın. Fatma'yı niye öldürsün biri? Demek ki şüphelendiği, bildiği bir şey var. Ha. Benden hat istedi. Ama hatta ablası bizimle konuşmak için, hatlarımız farklı olduğu için rahat benden konuşabilirim diye istedi diyor. Demek ki şüpheleniyorum işte. Şüphelendiğim için söylüyorum ya, hat istedi benden. Kaybolmadan hiç önce... Ay hat istedi de ne oldu Veysel ya? Hat istedi de ne oldu yani? Hatta kendisine ben ilettim bunu zaten. Nere diyor? Tamam, attım. Hat istedi, ne yaptı orada? Abone istedi, ben onu değiştirin diye söyledim zaten. Evet, Yalçın abiden herkese iyi günler sevgili izleyenler. Bugün yine önemli dosyalarla karşınızdayız. Fatma Odabaş, 27 yaşında iki çocuk annesi, kayıp gelini arıyoruz. Öldü mü? Yaşıyor mu? Kaybolduysa niye kayboldu? Geçtiğimiz hafta boyunca burada iki kayınpeder yüzleşmişti. Karşı karşıya gelmişlerdi. Arkadaşlarımız Bergama'dalar. Birazdan bir Bergama'ya döneceğiz. Bugün oradan canlı bağlantılarımız olacak. Neler olduğunu bakacağız, araştıracağız. Stüdyomuzda yeni konular var. Tuncay Uzuntepe burada. Çok ağır bir iddiayla karşımızda. Babam annemi öldürdü diyor. Ama dosyayı bir incelediğimiz zaman kafa karıştıran durumlar da var. Onları da konuşacağız Tuncay Bey'le. Niye 8 sene boyunca bekledi de şikayetçi olmadı da şimdi ortaya çıktı. Bir onu da araştıracağız. Hüsnü Kopuz ve ailesi burada. Çocuğunu arıyor. 5 yıldır göremediği çocuğunu arıyor. Dün burada belgelerle bazı konuşmalar olmuştu. O konuya bakacağız. Ve kayıp Furkan konusu var. Ve Selahattin Aydaş, öldürülen Selahattin Aydaş'ın katilini arıyoruz. Bir de kardeşimiz var. Kendi kardeşini arıyor. Şimdi... Bergama'dan da bir üçgen bağlantı yapacağız ama ben hemen sizlerden bir ricam var. Benim için ekip çok önemli, ekip arkadaşları çok önemli. Bugün bizim ekibin bel kemiklerinden Feyza Çakır'ın doğum günü. Ona bir alkış almak istiyorum. Canlı yayında kutlamış olalım onu. Şimdi de bakalım bir gidelim Bergama'ya. Bergama'da vaziyet ne? Orada çünkü arkadaşımız Sinem Karataş bölgede. Sinem, neler yapacağız bugün? Nedir durum, senden bir dinleyelim. Yalçın Çakır, Bergama'dayız. Fatma Odabaşı, 2 yıldır kayıp olan Fatma Odabaşı aramaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız bir yandan sürüyor. Görüşmelerimiz de aynı şekilde. Farklı ipuçları da yakaladık aslında. Yolda kat ettik diyebiliriz. Sarıdere köyündeyiz. Bergama'nın Sarıdere köyünde. Daha önce de belirtmiştik. Fatma'nın doğup büyüdüğü ve gelin gittiği köy burası. Köy muhtarı yayınımızda olacak. Köy sakinleri yayınımızda olacak. Onların söylemek istedikleri ve sormak istedikleri sorular var. Aynı zamanda çok önemli bir yüzleşme gerçekleşecek bugün de. İlerleyen dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Şimdilik sözü stüdyoya bırakalım. Peki, ben de merakla bekliyorum. Bakalım o yüzleşmede kimler var, kimler yüzleşecek ve önemli ipuçlar elde ettiğini söylediniz. Yayın sırasında o ipuçların ne olduğunu da tane tane anlayacağız. Bakalım kayıp gelin konusunda cinayet mi, kayıp mı? Geçen haftaya göre bir anda konu bir değişiverdi. Yani şu anda kayıp olan ve hatta zarar gördüğü iddia edilen gelinin kayınpederi ve kocası bu kez bu hafta birileriyle gitmiş olabiliri öne çekmeye başladılar açıklamalarında. Bakalım değişiklik var mı, iddialar hangi boyutta, birazdan anlayacağız canlı yayınla. 4.5G bağlantısı yapacağız oradaki köye. Şimdi Tuncay Uzuntepe aramızda. Tuncay abi, hoş geldiniz. Sizin hoş konunuz efendim. Nedir? Bize niye geldiniz? Bir anlatın, bir anlayalım. Dün çünkü 3 dakikalık bir süre vermişim size. Evet. Zaman kalmadığı için. Buyurun. Yalçın abi, benim annem
eşi tarafından, eşi ailesi tarafından yıllarca zaten işkence altındaydı. Bunu hiçbir zaman kadın olarak... Eşi dediğiniz babanız değil mi? Ya ben baba olarak o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Babanız mı değil mi beyefendi? Ya babamız. Evet. Bu hiçbir zaman kadın olarak görmüyorum sen diyordu. Sen ben niye gidip mahkemeye şikayetçi olup annenize sahip çıkmadınız? Annem o kadar kurulu bir insandı ki. Bunun artık bizim uğrumuza her şeye katlanmak zorunda kaldı. Yani bu merdivenden düşme olayı falan yok. O merdivenden atıldı. Çünkü bizzat hastanede bana kendisi söyledi. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar evde de bir çekim yapmışlar. Tuncay Bey stüdyomuzda anlatıyor ama bir de evde anlatmış. Bir de onu dinleyelim. Neymiş bir görelim. Çocuk annesi kadının esrarengiz ölümü. Ya ben seni kadın olarak görmüyorum. Yani ben seni eş olarak görmüyorum. Sen benim hamalımsın diyordu zaten. Hani ben sende aradığım mutluluğu da bulamıyorum. Seni bir hayvan gibi görüyorum diyordu resmen. Yıllarca eşinden şiddet mi gördü? Annemin kafasında iki tane sehpayı kırdı. Üstüne kapaklandım, benim kafamı da yardı. Eli kanları içerisinde annemi kucakladım, benim ait olduğum odaya getirdim. Oğlu neden babasını suçluyor? Kafasının her tarafı şiş, yara. Vücutu yara. Affedersiniz, bacak araları da yara. Hadi düştü, bunun her tarafı yaralandı. Bacak aralarında nereye çarptı? Vücutunda sağlam bir yeri yoktu ki. Tuncay Uzuntepe'nin iddiasına göre annesi sürekli şiddet görüyordu babası tarafından ve 2009 yılında hayatını kaybetti. Onun iddiasına göre babası annesini öldürdü. Yaraladın, attın merdivenden bunu. Hadi tedavi ettirdik. Kim bizi zaten uzaklaştırdın. Amacına da ulaştın. Öldürdün. Saniye Dülger'in mezarı açılacak. Annemin ben mezarının açılmasını, babamın tarafından öldürüldüğünü bildirdim. Tuncay Uzuntepe, bize niye geldiniz? Şimdi Yalçın abi, ben mezarın açılıp adli tıba gönderilmesini istiyorum. Bunu savcılığa da zaten müracaatımı yaptım. Ama 8 sene sonra yaptınız. Şimdi bunu niye yaptım Yalçın abi? Çünkü ben tektim. Bu ailenin içerisinde çocuklarımla yaşayan bendim. Kardeşlerim yoktu. Bu olayları bilen bendim. Ben siz kimi kaç inandım? Kardeşsiniz? 9 kardeş. 9 kardeşsiniz. Evet. Ben nasıl inandırabilirim? Herkes hedef aldı. Şu anda zaten hedefteyim ben. Kardeşlerim özün önünde şu anda hedef halindeyim ben. Kime inandıracağım? Kime şey yapacağım? Yani sizin iddianız babanızın annenizi öldürdüğü şeklinde. Ya şimdi köyü de satıldı. Annemizin Tuncay mezarına Bey, soruma cevap verir misiniz? Sizin iddianız evet. Nedir? İddiam babam bu kadını ortadan kaldırdı. Yani peki, köyü de sattı. İzin verin. Ama tabii ki sevgili Zeynep şu da bilinsin. Bu kadın öldürüldüğü iddia edilen kadın normal doktor raporuyla gömüldü ve doktorda normal gömülebilir raporu verildi. Yani herhangi bir cinayet bulgusu yok. O yönde de bir soruşturma yok. 8 sene boyunca da olmadı. Şimdi bir evlat ortaya çıktı ve benim annem babamı öldürdü diyor. İşte o baba şu anda telefon attığımızda, bakalım öz evladının bu iddiasına ne diyecek. Alo. Alo. Peki, Selahattin Uzuntepe'yi arıyoruz şu anda. Öz evladı tarafından karısını öldürmekle iddia ediliyor, şüphe duyuluyor. Öyle söyleyelim ama 8 sene boyunca da bir başvuru yapılmamış. Gerekçeleri var Tuncay Bey'in. Evet. Babasının annesinin üstüne bir başka kadın getirdiği, yani kuma getirdiği. Evet, ardından da annesine şiddetin başladığı, merdivenlerden itilerek düşürüldüğü, hastanede tedavi gördüğü, hastane çıkışında 3 ay boyunca evde kaldığı, ardından da öldüğü ve normal ölüm olarak gömüldüğü iddiası var. O nedenle bize geldiğini söylüyor. Şimdi arkadaşlarımdan bilgi bekliyorum ben, eğer baba hazırsa. Alo. Alo. Selahattin Bey, Selahattin Uzuntepe ile mi görüşüyorum? Evet. Selahattin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Bizi izliyor musunuz şu anda? İzliyorum, izliyorum. Peki. Stüdyodaki kişisin oğlunuz mu? Oğlum diyelim. Neden dolayı evet, bu kadar ağır bir iddiayla bize başvurmuş olabilir? Nedir mesele size göre? Yalçın Bey. Buyurun. Oğlum diyelim. Buyurun, sizi dinliyorum ben. Şimdi Yalçın Bey, o sapığın teki, dünyada dolandırmadığı kimse yok. Benden para koparmak için
Oğlum şimdi ben bunu mahkemeye verdim. Beni dolandırdı. Şu anda mahkemede... Ulan karek dersiz! Ulan şerefsiz! Bir dakika, sen bir dakika, benim annemi mezara sokup köyünü satıyorsun lan adi herif! Ona karşılık benden bir şey... Ben senden ne para isteyeceğim lan ben? 500 milyarlık ev almışım çocuklarımla İstanbul'da. Senin ben çatalını görmedim. Terbiyesizlik yapma! Köyünü satan sensin, kadını orada mezarını yalnız bırakan sensin. 9 tane çocuğu sokakta perişan ettin lan. 13 tane çocuk verdi. 9 tane çocuğun yuvasını dağıttın, öve çocuklarına yuva kurdun, ne konuşuyorsun sen? Ulan sen beni dolandırmadın, bir şey kalmadı. Benim sen neyini ispatlamanı, neyini dolandırdın sen? Terbiyesizlik yapma. 9 tane çocuğuna kredi çektirdin, evini köyünü sattırdın, öve çocuklarına yuva kurdun, terbiyesiz herif. Ev aldın, araba aldın, hepsine düğün yaptın. Ya ama Bey, kendi çocuklarının yuvasından tarak lan. Yeter. Tuncay Bey, izin verirseniz babanız konuşabilir mi? Sultan. Tuncay Bey, izin verin bir babanızı dinleyelim ya, bir saniye. Siz buraya anneniz öldürüldü iddiasına mı geldiniz? Evet, ev, evet, araba, evet, marka bilmem neyle mi geldiniz? Saydıklarınızın içinde annenin bir öldürdüğün lafı tek kelime yok. Bir dakika kardeşim, bir izin ver. Tamam. Babanızı bir dinleyelim, olur mu lütfen? Tamam, sağ olun. Bir de yani midem kalktı ya. Bir öz evladın babasına bu kadar hakaretler etmesi ne demek ya? Biraz sakin olun lütfen. Beyefendi, sizi dinliyorum ben. Selahattin Bey, lütfen hakkınızdaki iddia şu efendim. Benim babam annemi öldürdü diye bir iddiada bulunuyor. Öz evladınız bu iddiada bulunuyor. Mal mülk bizi ilgilendirmez. Ne diyorsunuz onu merak ediyorum. Selahattin Bey, duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum, dinliyorum Yalçın Bey. Selahattin Bey, mümkünse televizyondan değil de telefondan bizi duyun. Telefondan duyarsanız evet, daha sağlıklı iletişim sağlarız. Siz karınızı o zaman şöyle sorarak gidelim. Peki duyuyorum. Siz karınızı merdivenlerden itip de öldürmek istediniz mi? Tamam. Selahattin Bey, siz karınızı merdivenlerden itip de öldürmek istediniz mi? 46 yıl hayat yaşamış, aşkla evlenmiş, 13 tane çocuk almışım. 13 mü? Öyle bir şey olabilir mi? Aynı kadından mı 13 çocuk? Evet, aynı çocuk, aynı kadından. 9 kardeşler, diğerleri nerede? 4 tanesi toprakta efendim. Rahmetli oldu. Evet. Ben kendisine bir şey sorabilir miyim Yalçın Bey? Buyurun, sorun bir şey. 2008'de annemin sağlığında üstüne kadın getirip onu sopayla döverek nikah istedin mi istemedin mi, şerefin üzerine yemin et. Tüm Sinop halkını 70 milyonun önünde konuştururum. Konuşturacağım. Sen dünyada konuşturacağım. Sen o kadını ortadan kaldırdın. Köyünü de sattın, çocukları mezarına da gidemiyor. Senin gibi evlada kent yok, benim sağlığımda evlada kent olmaz. Sen o kadar düşünceli bir insansın ki, bir köyü satıp da bir ailesini ortadan kaldırıp köyünü satacak kadar düşmüşsün. Çocuklarını niye borca soktun o zaman? Sen bu kadının üstüne kadın getirdin mi getirmedin mi? Sopa attın mı atmadın mı? Yemin et. Hayatta 70 milyonun önünde soruyorum sana. Eşime bir tokat bile vurmuş değilim. Ben sizi... Eşimi bağlar mısınız? Benim eşim de şahit. Kestirir misin onu? Elinden ben aldım. Kafamı yardı. Kadını uzatmış kanları içinde. Yalçın Bey. Kadın dediniz anneniz mi? Niye gidip polise şikayetçi olmadınız? Polise götüremedim. Kendim gittim, şikayetçi oldum. Gitmiyor, ben ne yapayım? Beni de anarlar bu saatten sonra diyor Yalçın Bey. İçime ata vurudum artık. Bittim Yalçın Bey. Buyurun ya. Selahattin Bey, dinliyorum. Ya ben onu konuşturmayın. Ben söz hakkı yoksa kapatın teleşeyi. Buyurun beyefendi, siz de konuşun o zaman bir zahmet. Ağzınızdan cımbıza laf çekiyorum ya. Buyurun anlatın, dinliyoruz. Abi bak. O kadın merdivenden düştü, tamam, kafadan yaralandı. Sen benim sordum soruyu. Tuncay Bey, bir izin verir misiniz? Rica ediyorum lütfen. Bir dinleyelim, anlayalım önce ne olduğunu. Buyurun dinliyorum Selahattin Bey. Oldu. Düzeldi 3 ay yaşadı. 3 ay sonra... Evet. 3 ay sonra bir gece aniden bir fenalık geçti. Çok sigara içiyordu. Doktor ona tekrar tembih etti. Acilen hastaneye yetiştirdim. Kurtaramadık.
kalbe giden ara damar yırtıldı. Bunun hastanede bütün raporları mevcuttur. Onun 8 tane daha evladı var. Tek tek çıksınlar, sorun böyle bir iftiraya maruzsam suçluyum. Peki Selahattin Bey, size şunu sormak istiyorum. Siz 46 yıl büyük aşkla yaşadım dediğiniz kadının üstüne başka bir kadın getirdiniz mi eve? Hayır, onun ahretliydi. İstanbul'da beraber bir konfeksiyonda. Evet. Duyulmuyor. İstanbul'da konfeksiyonda beraber çalışıyorlardı. Köye ziyarete geldiler. Sen ona sor, anneni 10 milyar tazminat ver davası açtığında seni atliyeden kovdular mıydı? Sor. Selahattin Bey, Selahattin Bey, sorarız onu da Tuncay, bir dakika. Ben şunu anlamak istiyorum. Siz şu anda, bakın bir soru soruyorum size. Siz karınızla, 46 yıl büyük aşk yaşadığınız karınızla birlikteyken bir başka kadını aynı eve getirip soktunuz mu? Ahretliydi, geldi misafir oldu gitti. Ne ahretli? Yalçın Bey, iki aydır kadın bizim evimizde kaldı. Taksilerinden gezdirdim. Tuncay bir dakika bir izin ver ya. Bir soru daha soracağım çünkü ben. Peki şunu sorayım o zaman ben size Selahattin Bey. Siz şu anda o kadınla mı yaşıyorsunuz? Hayır, ondan sonra iki sefer evlendi. Hayır, hayır. İki sefer mi evlendi? İki sefer evlendi ondan sonra Yalçın Bey ya. Çocuk iki tane dairesini sattı da evlendirdi bunu. Benim kardeşlerim, ben buna su bile vermem. Benim iki tane kardeşimin ocağı söndü bunun yüzünden. İki sefer evlendirdi bunu. Önceki bir. Bu ikinci, üçüncü kadın. Önceki. Selahattin Bey. Efendim, siz daha cevap söz vermiyorsunuz ki. Dinliyoruz da konuşmuyorsunuz beyefendi. Siz de bir zahmet bir konuşun yani. Bak abi, o 15 belki de 20 sene önce olan bir mevzu. Kadın ahretlikti, geldi misafir oldu, birkaç gün durdu gitti. Evet. Benim onun evlilikle bir işim olmaz. Benim 10 tane 9 tane çocuğum var. Beyefendi öyle, siz kaç kere evlendiniz? Kaç kere evlendiniz? Ben mağdur kaldım. 2 yıl oldu evlendim. Eşimin evinde. Benim bir tek maaşımdan başka kırık iğnem yok. Ben bütün köy servetimi onların üzerine yaptım. Kimlerin üstüne yaptınız? Çocuklarımın üzerine yaptım. Yani stüdyoda bulunan Tuncay ve kardeşlerinin üstüne mi? Tabii ki hepsinin üzerine. Bir ikincisi... Yalanı yesinler bu, senin ya. Bu, sen ne kadar üçkağıtçı bir insansın sen bu, ya. Bu değer adam, miydi o kadının manevi değerlerini satmak? Bir şirket... Değer miydi o kadının manevi topraklarını yok etmek? Mezarını yetim bıraktın orada. Ne konuşuyorsun sen? Makineye verdi. 300 milyar koparmak için. Parmaklarını özellikle makineye verdi. 40 milyar aldı. 300 milyar alacaktı. Kim parmaklarını makineye verdi? Bu şirketi dolandırmak için özellikle parmaklarını makineye verdi. İyi de parmakları yerinde duruyor, anlamadım. Göster bakayım şöyle. Bir kaldır görelim oğlum şunları bir. Bakın. Neresini kaptırdın sen makineye parmaklarını? Şurada ufak bir kaptırma oldu. İş yerinde makineye kaptırmıştım. Bu orada yok. Görgü tanığı falan değil yani. Ben çalıştığım yerde bu yok. Ben orada makineye parmağımı kaptırdım. Şirketle anlaştık. Bana bir 20 bin lira tazminat verdi. Ben buna o paradan para istedi bana ve kızına düğün yapmak için. Ben vermedim. Bu da gitmiş şirkete demiş ki bu adam daha önceden bu işi planladı kardeşim. Sen benim gelip benim iş yerimde sen tanımadığın bilmediğin şirkete ne yalancı şahitlik teklif ediyorsun ya. Efendim Selahattin Bey. Babanın kredi kartını çalıp da bankayı... Sen esas meseleye gel beyefendi, esas meseleye. Sor. Sen bu kadının üstüne kadın getirdin mi, getirmedin mi? Sen bu kadını köylerde rezil ettin, etmedin mi? Ben milyonları çıkartırım buraya. Benim bankadaki parama el koydular. Bana haciz geldiler. Tüm bankalardan ilgim kesildi. Emekli olmak için 10 milyar paraya ihtiyacım vardı. Kimse ödeyemedi. Bütün ödeyemez. Bankalardan kredi çekmek için... Yalçın Bey, Oktay Uzuntepe'yi bağlar mısınız oğluna? Çünkü... Buna emekli olacağım diye kredi çekiveren çocuğu bağlar mısınız? Kardeşiniz misiniz? Evet. Bağlar mısınız? Kaç para çocuğu içeri atmış? Oktay Uzuntepe'yi bağlayın, yemin etsin şerefini namusun üzerine. Çocuğu iki tane dairesi gitti. Siz buraya 200, para 300. için mi, mal için mi geldiniz, anneniz için mi geldiniz? Bir daha soruyorum. Şu anda. Ben konuyu annemin üstüne yollaştırıyorum. Daha ağzından babanın karşısında şu anda bize bulunduğun iddia çıkmadı, evet. Ya sen buraya niye geldin? Ben buraya
Annemin mezarını açtırma, adli itibar göndermek için ya geldim buraya. Burada bir şey soracağım yarın Tuncay Bey. Buyurun avukatım. Yarın siz de açacak aynı konuyu. Yalçın Bey, buyurun. Müsaadenizle bir şey sormak istiyorum. Neden bu kadar uzun bir süre beklediniz peki bu iddiayı gündeme getirmek için? Şimdi ben rahmetlik annemin sağlığında benden başka kimse yoktu. Şimdi aradan çok uzun bir zaman geçmiş. Benim çıkmamın sebebi artık taşıyamadım. Sırtımda bu yükü taşıyamadım. Bizden habersiz gitmiş annemin değerli. Topraklarını sattı bu. Haberimiz şöyle, hukuk kendim kabul edilebilir bir şey değil. Bundan şüpheleniyorsanız ki, o zaman... Fotoğrafını çekip gönderelim size dedi. Niye geldiniz? Peki bir beni dinleyin isterseniz. Eğer bu kadar yıldır bunu şüphe ediyorsanız ve ciddi bir şekilde bu şüphe çok ciddiyse nasıl sustunuz? Çünkü kızlarının arkasına almış, tamam mı? Çocukları kandırıyor. Onlara 3-5 bir şeyler koklatıyor. Beni hedef. Zaten olayı yaşayan benim ya. Keşke siz o zaman şikayetçi olsaydınız. Ama benim şahitlerim var. Benim Sinop halkı benim şahitim. Bir öğün yemek vermiş mi? Bunca yıl susmak birazcık hata olmuş o zaman. Bir soru soruyor. Babanız bir soru soruyor. Tuncay Bey diyor ki annesine bir bardak su vermiş mi, annesinin yanında durmuş mu diyor. Ben o kadının yüzüne köyü terk etmedim. Hiçbir zaman. Sen beni köyden sürmek için çocuklarımı evin önüne çıkartmadın. Köyün muhtarlarını da bağlarım. Köyün savcısını, polisini de bağlarım. Sen benim çocuklarımı evin önüne de çıkartmadın. Evden dışarıda çıkartmadın. Kar yağarken evin çatısında söktün. Terbiyesizlik yapma. Sana hesap soracağım. 70 milyon önüne soracağım sana hesabını. Sinop halkı biliyor. Köyde durmadın. Sinop halkı biliyor. Sinop halkı. Çocukları ben büyüttüm. O kadın terbiyesiz. O garibi. Sinop halkı biliyor. Ne anlatıyorsun bana? Yanında diyenler o oğlu. O şerefsiz değil. Peki bir dakika bir izin verin. Bir saniye Tuncay, bir dakika bir izin verin. Şimdi sevgili izleyenler, bize başvuru gerekçesi beyefendinin babam annemi öldürdü şeklinde. Bununla ilgili bir dakika Selahattin Bey, yasal süreci de başlattığını söylüyor. Ama benim önümde şu anda herhangi bir evrak yok, onu da söyleyeyim. Evrak olsa bakacağım. Yani o mezar açma başvurusu vesaire ne oldu? 8 sene sonra ortaya çıkmış, 10 kere sorduk. 8 sene boyunca kardeşlerim vesaire dedi. Şimdi bahsettiği kardeşim Oktay'ı bağlayın da her şey ortaya çıksın dedi. Oktay'ı arkadaşlar buldular, şu anda yayında. Alo. Alo. Oktay Bey merhabalar. Merhaba. Biz sizi Beyaz TV'den arıyoruz şu anda, Yalçın abi programından. Kardeşiniz Tuncay Bey burada. Babanızın annenizi öldürdüğünü ya da öldürttüğünü iddia ediyor. Ne diyorsunuz? Hocam özme kısa konuşacağım ben. Buyurun. Bizim içimizde bu adam numune. Yani annesiyle babasıyla senelerdir mahkeme, başkalarıyla mahkeme. Yani sorumsuz bir adam çıktı içimize. Bizi cümle aleme rezil etti yani. Sen rezil, sen benim soruma şimdi cevap ver. Sen bu adamı kaç defa evlendirdin? Yuvan yıkılma eşiğine geldi. Hangi birinizin 5 kuruş parasını aldın? Benim 500 milyarlık evim var İstanbul'da. Benim çocuklarım bana yetiyor. Kimin 5 kuruş parası var bende? İspatlayın, koyun ortaya. Benim meselem şurada. Hiç uğruna öldürülen bir anamın hesabını sormak. Ben bu mezarı açtırırım, adli tıba gönderirim. Ve adli tıpta o adamın o kadını öldürdüğü ortaya çıkarsa hepinizi mahvederim. Tamam. Mahvedeceğim hepinize eğer o kadını bu öldürdüğü çıkarsa ortaya. Madem o kadar eminsiniz, 8 yıldır neredesin sen? Neredesin? Sizin gibi adamların yüzünden. Susa içime attım lan. Ya sen ben o mezarı oradan alacağım. Babasının topraklarına ait olduğu yere gömeceğim. Gururla gidip onu orada ziyaret edeceğim. Siz de gurur olsa köy satılan bir anne mezarı yalnız kalmış orada. Üç kaççı babanın arkasından konuştuğun kelimeye bak lan. Ya sen seni yuvanda almak üzere geldin lan. Kaç para kredi çektin onu bekletmek için. O gitti o çocuklarına yuva kurdu. Sen normal değilsin kardeşim. Sen Bakırköy'e orada yakın bak. Vallahi bak. Tamam sizi oğlum, beni ikiniz yoldan değermedin. Ben bu kadının aklını arayacağım. Bir soru soruyorum. Buyurun. Tuncay Bey. Oktay Bey. Oktay Bey. Efendim. Anneniz merdivenden düştükten sonra kaç ay yaşadı? Hiç gitmiş mi ziyaretine? Bir saniye. Ya, bak abicim, şimdi benim annem, bizim evimiz iki katlı. Merdiven biraz uygunsuzdu, tamam, düştü, ameliyat geçirdi beyinden, düzeldikten sonra ben iyiyim diyerekten bahçelerde iş yaparak sıcakta yüksek tansiyonla... Peki o dönemde yanında mıymış? Bir dakika dur da bir dinleyelim Tuncay, bir dur ya.
O dönemde yanında mıydın Oktay lan Bey. Kazada? Oktay Bey. Tuncay Bey, bir izin verirseniz dinleyelim. Oktay Bey. Efendim. O annen iyileştikten sonra annenizle görüştünüz mü, konuştunuz mu? Tabii, beni tabii, babanız tabii, attı ya. Bu merdivenden düşürdü. Ölmemi istedi dedi mi size? Bir tek cenazesine yok. Geldi. Tuncay izin verirsen adam bir konuşsun kardeşim lütfen ya. Ya kardeşim bak bu adam normalde ciddi alıyorsunuz burada tamam mı? Biz yani annemiz sonuçta bizi kaç yıl bakmış emek etmiş öyle bir şey sersek biz babamızdır. Annemizdir. İkisini de yıllardır tanıyoruz. Ama bu adam araştırın soruşturun. Yani amacı köyü sattı diye babam. Babam ihtiyacı vardı emekli olması için. Köyü sattı diye bizden habersiz babama kafayı taktı tamam mı? Bu şekilde babamın üzerine yürüyor şu an. Hangi gururla, hangi yüzle gideceksin annenin mezarına lan? Hangi yüzle gideceksin o mezarın başına? Her yıl gidiyorum. Sen hangi bayram gittin annenin elini öptün de konuşuyorsun lan? Bir tek cenazesine geldin. Konuşmuyorum. Kapatın lan. Ben hakkını ararım. Ben annemin hakkını arayacağım sonuna kadar. O kadının üstünde onun öldürdüğüne dair bir kanıt çıkarsa hepinizi mahvedeceğim. Bunu da bilin. Ya bu kadar çoluğun çocuğun içine bir akıllı sen misin sen ya? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz oğlum hiç canını sıkma. Senin kayınpederinle de görüşeceğiz. Gerekirse bir onu da bağlattırırız. Neler olduğunu. Bizim... Oktay Bey, Oktay Bey, size şunu sormak istiyorum ben. Çok ağır bir iddiayla karşı karşıyayız. Babanızın özannenizi öldürdüğünü iddia ediyor kardeşiniz. Yok, hocam. Peki, hayır ben başka bir şey soracağım izin verin. Sizin babanız rahmetli şiddet uyguladı mı? Hayır, kesinlikle. Ufak tefek bağırtı, çağırtı köylerde. Yani aile arasında ufak tefek tartışmalar, ufak tefek şeyler olur ama... Böyle şiddet uygulamış gibi öyle bir durum yok. Yani babanız annenizi hiç dövdü mü? Yok. Ya ufak tefek diyorum bak. Ufak tefek tartışmalar her ailede oluyor yani köylerde. Oktay Bey ben tartışmayı sormuyorum. Fiziki şiddet uyguladı mı? Bunu soruyorum ben. Yok kardeşim öyle bir durum yok. Öyle bir şey olmadı. Yani stüdyodaki kardeşiniz yalan mı söylüyor? Ya abicim az önce söyledim ben yani tamam mı? Yani senelerdir babasıyla daha bu birinci şey takışma değil yani. Daha önce annem sağken de babasını mahkemeye vermiş bir adam bu. Araştırın, soruşturun. Hatta memlekete gidin, memlekette o kadar tanıyan var. Herkesi tanıyor. Soruşturabilirsiniz. Görüşeceğiz aslanım, görüşeceğiz. Peki kardeşinizin derdi ne, amacı ne? Ne istiyor? Ya köyü satıldı, hissesi vardı köyde. Tamam, kardeş olarak annemiz öldü. Ulan hala babam ne diyor bu ya? Sen ne anlatıyorsun, ne hissesinden bahsediyorsun lan? Benim İstanbul'daki dairem köy, onun gibi iki tane köy alıyor. Sen ne anlatıyorsun ya? Ben annemin mezarı orada yalnız kaldı diyorum. Ona işkence yapanların arasında kaldı diyorum. Ben o mezarı oradan kaldırmak istiyorum. O yüzden buradayım ben. O mezarı oradan ha? Kaldıracağım. Kaldıracağım, babasının topraklarına getireceğim. Siz ben evlat olamazsınız ya, zaten. O kadına layık bir evlat olamazsınız. Kardeşim sen gene o macera arıyorsun senelerdir. Ya, tamam ben macera arıyorum. Ha. Allah yolunuzu açık etsin oğlum. Tamam mı? Tamam. Allah yolunuzu açık etsin. Peki baba hatta mı? Size. Efendim? Tuncay Bey'e bir şey sormak buyurun, istiyorum. Anneniz buyurun. Öldüğü zaman doktor hiçbir şüphesi olduğunu söyledi mi? Zaten benim hastane... Yani çünkü o şüpheli ölüm olursa... Şimdi mutlaka otopsi merdivenden istenir. Düştüğünü söylemişler. Ben hastaneye yetiştiğimde ameliyattaydı. Ameliyattan çıktı 10 gün boyunca başında ben bekledim zaten. Hı hı. Annem bana kendi söyledi beni merdivenden kalktı diye. Bu iddia üzerine buradayım ben. Çünkü içime attım bunları inandırmaya çalıştım. İnanmadılar hiçbir zaman. Peki bir o dakika sırada bir doktoruyla paylaştınız mı? Arkadaşlar bir saniye Duygu Hanım özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Şu belgeyi bir gönderir misiniz bana? Bir görelim şu belgeyi bir gönderin. Ama tabii ki şunu karıştırmamak gerekiyor. Duygu Hanım avukat. Şimdi Duygu Çağdar avukat ve bu konulara da çok hakim bir avukat. Şimdi şikayet dilekçesi vermek o şikayet dilekçesinde yazanların doğru ve haklı olduğu anlamı taşımıyor. Tabii. Herkes gidip bir dilekçe kendi yazabilir ya da eskiden arzuacılar vardı. Hala var mı bilmiyorum da daktilografçılar otururdu adliyenin girişinde. Yazdırır bir dilekçe verir. Yani bu verilen dilekçede yazanların doğru anlamı olduğu anlamın taşıma iddiadır. Doğru mu efendim? İddia tabii. Ancak mahkemeden bir karar iddia çıkar. Niteliğinde. Yargıtay'dan onaylanır bitmiş olur. Tabii. O yüzden zaten mezarı açtırmak istiyorum avukat hanım. Peki siz o sırada doktorla paylaştınız mı bu şüphenizi? Ya bu İnceleyin. Zaten bu Selahattin Uzuntepe getirmiş hastaneye. Getiriyor ameliyata almışlar. O arada zaten merdivenden düştüğü şeyini ayarlamışlar yani.
Neyine ayarlamışlar? Niye Tuncay Bey kadın bir dakika. Kadın merdivenden düşüyor. Hastaneye kaldırılıyor. Tamam. Hastanede tedavi görüyor. Taburcu ediliyor. Evet. Çıkıyor eve geliyor. Geldikten sonra bir müddet yaşıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki neden dolayı 9 kardeşin 8'i sizin karşınızda? Bize bir tane onaylayacak birisini söyleyeyim bağlayalım. Şimdi, siz de zor durumda kalmayın. Şimdi şüphesi olanlar benim gibi düşünen kız kardeşlerim Ergül'le Habibe'yi bağlayın bana. Emredersiniz. Yok, emir değil. Rica sadece. Ben de espri yaptım. Çok gerildik de o yüzden yani ya kolay ben, bir şey değil. Şimdi... Selahattin Bey hatta mı arkadaşlar? Verin arkadaşlar getirin. Getirin. Getir arkadaşım getir hızlı. Süremiz yok zaten. Evet şimdi sevgili izleyenler yapımcı arkadaşlarımız da belge var ama belge şu. Onu da söyleyeyim ben hemen. Yani mahkemeye başvuru. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış başvuru var. Eğer bunun caption'ı varsa ekrana da verebiliriz. Tuncay Uzuntepe'den alınan dilekçe ilişikte gösterilmiştir. Yani bu bir ölüm kağıdı değil. Kadının gömülmesiyle ilgili ölüm kağıdı değil. El yazısıyla da yazılmış bir dilekçe var. Şu anda ekrana geldi. Ayrıca müştekinin ifade tutanağı da var. Kanarya Polis Merkezi amirliğine bir başvurusu var. Doğru mu? Evet doğru. Tuncay Uzuntepe'nin yaptığı başvuru var. Ekranda gördüğünüz de kendisinin el yazısıyla şikayet dilekçesi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da alıntısı var. 2016 yılının 12. ayının 26'sında yapılmış bir başvuru var. Ölüm raporu yok onların arasında. Hayır, ölüm raporunda zaten anormal bir ölüm olmadığı yazıyor. Normal ölüm. Yani doktor raporunu tutmuş. Klasik bildiğiniz ve defin işlemi yapılmış. 8 sene boyunca Tuncay Bey hiçbir şey söylememiş. Yani aile içindeki tartışmalar haricinde. 8 sene sonra 2016 yılında çıkıp savcılığa gidiyor başvuru yapıyor doğru mu? Evet. Evet. Annemin mezarı açılsın diye başvuruyorsunuz evet, ve evet. Bir araştırma yapılsın cinayet ihtimalinden bahsediyorsunuz. Evet, evet doğru Yalçın mu? Bey. Evet peki. Yalçın Bey. Bununla ilgili savcılıktan size bir bilgi verildi mi şu aşamada bu aşamada diye? Şu an işte bu son karakoldaki verdiğim ifadenin detayını istemişler onu gönderdim şu anda. Bunda bir şey yok musun gidip? Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun 2017-47 soruşturma sayılı yazısıyla avukat istemiyorum demişsiniz. Evet. Ve burada okuyayım aynen istiyorsanız hatta burada da çıkmış olsun. Ben yukarıda adresini vermiş olduğum yerde ikamet ederim. Tarihli dilekçe bana aittir. Babam annemin üzerinden bir kadın getirdi. Ben eşim çocuklarım ve anne ve babam ile birlikte yaklaşık 2 yıl Sinop'ta yaşadık. Babam bu ikinci kadını eve getirdikten sonra anneme yaklaşık olarak 2 yıl boyunca şiddet uyguladı. Ben annemin ölümünden babamın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Elinde herhangi bir kaydım ve tanığım yoktur. Annemin Sinop, Efelek, Dere Mahallesi'nde bulunan mezarının açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesini istiyorum. Evet. İnceleme işlemleri bittikten sonra cenazenin Sinop, Erfelek, Şerefiye, Çobanoğlu Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedilmesini istiyorum. Yani sizin bir de mezar yeri değişikliği talebiniz evet, var. Evet, doğru mu? Evet Yalçın Bey. Peki yani annenizin kendi babasının olduğu yere evet, defnedilmesini evet, istiyorsunuz. Yalçın Bey. Bununla ilgili size herhangi şu anda mahkemeden bir şu aşamada diye bir şey gelmedi. Hayır, hayır şu an doğru için mu? Herhangi bir şey gelmedi. Tarihi kaç bunun biliyor musunuz? Vallahi 3,5 ay falan oldu. 3-3,5 ay falan biz oldu. Biz hangi yani. Aydayız beyefendi? Yani 2000... Şu anda Mart ayındayız. Mart ayındayız. Değil mi? Evet. Bugün Mart'ın kaçı arkadaşlar? 22. Siz 7 Mart 2017'de başvuru yapmışsınız beyefendi. Hangi 3. Hayır ay? Bu yeni ifade bu. Ben de bunu söylüyorum işte. İşte bu... Şu başvuru üzerine size bir dönüş oldu mu? Bu şimdi Yalçın Bey şu gönderdiğim dilekçenin detayını istemişler. Peki ben bir daha soracağım ben size aynı soruyu o zaman. Neden bu kadar beklediniz? Annem izin vermiyor diye bir şey yok beyefendi. Bakın şimdi Duygu Hanım çok güzel açıklayacak size. Osman Bey de emekli polis memuru ayrıca onu da bilin. Yani siz gidip de benim annem şiddet görüyor diye başvursanız yargının devreye girmesi gerekiyor. İddianıza göre ağır şiddet görmüş. Bir. Evet. Anneniz defnedildiğinde benim annem öldürüldü diye başvursanız evet. Gene yargının devreye girmesi gerekiyor. Bu bir ihbardır çünkü ciddi bir ihbar. Evet. 8 sene sustunuz beklediniz 8 sene sonra çıktınız bizi buldunuz. Şimdi Yalçın Bey 8 sene susmamın sebebi ben çocuklarım küçük bir yere gidemiyorum kimseye bir derdimi anlatamıyorum. Olayların içerisinde öylece boğulup kaldım ve en son içime sindiremedim bu kadının mezarına gidemediğimiz gururumuz artık iyice taştı. Toprakları satıldı. Kadına ait hiçbir şey kalmadı. Siz az önce de bir şey söylediniz. Kadına ait hiçbir şey kalmadı derken malı mı kastediyorsun Tuncay? Ya şimdi mezarına gideceğim. Peki şunu söyle yani. Ya bu senin kanuni hakkın peki. Şöyle de bir sıkıntın var mı senin? Bak az önce bağladığımız kardeşin çünkü mal peşinde diye söylüyor. Baban da bunu söylüyor. Bir dakika izin ver. Yani bizim de orada kanuni hakkımız vardı. Evet. Baban bize sormadan bunları sattı mı diyorsunuz? Evet.
Evet. Bunu mu söylüyorsunuz? Bizim haberimiz yok zaten sattığında. Tamam bak diyorum ki Tuncay. Satsın da en azından bir karış yer bıraksaydı. Peki heh, bunu söylüyorsunuz yani. Bir karış yer bıraksaydı onun hatırı, mezarının hatırı için orada. O kadının emekleriyle alındı o topraklar. Onun hiçbir hakkı yok orada. Ama sizin haklarınızı da size sormadan tabii sattı. Tabii ki hiçbir bilgimiz haberimiz yok Yalçın Bey. Bu beni taşırdı bununla zaten. Bununla ilgili bir yasal bir girişiminiz oldu mu? Yasal girişimimiz biz gittiğimizde zaten iş işten geçmiş. Müdahale etmeye gittik eniştemler falan toplandıkta. Müdahale etmeye gittik. Çoktan iş işten geçmiş. Ve ondan sonra dedi, mezarının başına son kez uğradığımda dedim yemin ediyorum senin bu mezarı da buradan alacağım anneciğim dedim. Bununla ben ömür boyu cezasını çektireceğim dedim. Hadi itibar göndereceğim mezarını diye. Oradan kardeşlerim baba de vardı. Baba hatta mı arkadaşlar hala Selahattin Bey? Yalçın Bey çok önemli bir şey sormak istiyorum beyefendiye. Annem annemin bacaklarında morluklar vardı dediniz. Doktor bunu görmüş olmalı. Eğer görmüş ve susmuşsa burada bir suç şimdi işlemiş olur. Hanım, yani şimdi mutlaka şüpheli bir ölümse bu ben hastada geldiğinde morluklar gördüm, yaralar gördüm diye ihbar etme zorunluluğu var. Şimdi bunlar ihbar etmezse suç işlemiş olur onu söyleyeyim. Şimdi hastaneye getirildiğinde zaten komaya girmiş. Yani artık nefesini vermek üzere. Evet. Bu orada seromu takmışlar. Müdahale etmemişler zaten beyin damarı çatladı müdahale edilecek bir şey evet, yok. Ambulansa bindirip Samsun'a göndermeye çalışmışlar ederdi. O arada vefat etmiş zaten. Ama Tuncay, yine dün de sana söyledim. Diyor. Mutlaka ihbar eder. Yaşadı. Evet. Dün de sana söyledim burada bak evet. Senin burada bulunduğun iddia sadece babanla ilgili bir iddia değil. Evet. Sen burada o ölüm raporunu kesen kararı yazan doktoru da zan altında bırakıyorsun. Şimdi ben bir doktoru... saniye bir saniye bak bunları yaparken. Duygu Hanım şimdi işe hukuk haktan yaklaşıyor da ben de şuradan yaklaşmak istiyorum. Haklı olarak seni de aydınlatıyor bir yandan. Evet. Ben de şunu diyorum. Madem böyle bir iddiam vardı o zaman niye dilekçeyi vermedin be kardeşim? Sorun bir daha soruyorum. Yalçın başına benim, silah mı dayadılar? Hayır benim çocuklarım küçüktü. Çocuklarımı kime bırakayım? Kiminle mücadele edeyim? Ya dilekçe edeyim? Vermedin gidecek... çocuklara hayır, neye gitsin benim artınca? Zaten gidecek yerim yok ki babamın bir odalı evinin içinde mahkumdum. Mecburen. Onu söyle yani onun yanında bir yaşadığım için. Bir odanın içinde mahkumdum bunu Sinop halkı biliyor. Bir odanın şimdi içerisinde... Şimdi telefonda Tuncay Uzuntepe'nin sevgili izleyenler bir kez daha belirteyim söyleyeyim. Ben Yalçın abiyim kızan bozan bozulsun tekrar diyorsun diye söylüyorum ama. Dün kopuzlar konusunda da aynı konu işlendi. Ben burada herkese eşit mesafede duruyorum durmaya devam edeceğim. Kim haklı kim haksa ben karar vermek durumunda değilim. Polis de değiliz savcı da değiliz. Buna karar verecek olan yargı. O nedenle soru soruyorum irdeliyorum. Neden dolayı 8 sene boyunca gitmedin be kardeşim? Anam öldürüldü diyorsan o dilekçeyi verirsin Tuncay. Şimdi geliyorsun diyorsun ki o arsalar, tapular vesaireler ne oldu? Gene onda da başka hukuk tutarsızlıklar var. Şöyle var. Eğer bir miras söz konusuysa tapu yaşayarak düşünmediği sürece siz hakkınızdan gidip de mahkeme kararıyla vazgeçmediğiniz sürece baban nasıl satıyor bunları? Satmış. Satsa da o satışı iptal ettirebilirsiniz. Yani sizin saklı paylarınız var. Şimdi ben miras hukukuna girmek istemedim. Bunu da alacak diye. Bizi bir ay boyunca maymun gibi oynattı. Eniştemgili bağlayabilirsiniz. O 100 milyar dedi ki aracı. Ben dedi o parayı geri alacağım bu Selahattin Uzuntepe'den. Gerisinde biz cebimizden tamamlayacak. Tuncay bak telefonda kim var? Bak telefonda kim var? Bir kardeşini bağladık. Dedin ki bağlayın. Sen istedin bağlayayım dedin. Evet. Kardeşin senin akıl hastane yapman gerektiğine inanıyor. Şimdi bak kim var telefonda? Alo. Alo. Gülbahar Hanım merhabalar. Merhaba Yalçın Bey. Siz stüdyomuzda bulunan Tuncay Bey'in nesi oluyorsunuz? Kız kardeşim Yalçın Bey. Şimdi Gülbahar Hanım hani evet. Bir söz vardır ya oynatmaya az kaldı doktorum nerede? O durumdayız da bir anlamaya çalışıyoruz. Birincisi hiç içime sinmedi. Bir babanın oğluna hitabet çekti ve bir oğlun da babasına ulan bilmem neli vesaire söyleyemiyorum şimdi biz de bir yemeyelim orada. İfadelerle hitap etmesi hiç hoş bir durum değil. Önce bunu bir söyleyelim. Ama stüdyomuzdaki kardeşinizin daha da ağır bir iddiası var. Benim babam annemi öldürdü diyor. Ne diyorsunuz? Yalçın Bey yani böyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsaydı ya zaten benim babam böyle bir şey yapacak bir adam değil. Ama dedi yani. Ki kız kardeşlerim bağlayın onlar da biliyorlar dedi. Siz de kız yani kardeşsiniz. Hangi kardeşinden bahsettiğini bilmiyorum ama ben onunla aynı düşüncede değilim. Kesinlikle benim babam böyle bir şey yapmış olamaz. Yani zaten böyle bir şeyin doğruluğuna inanmış olsak biz ondan önce müdahale ederdik bu duruma zaten. Annemin ölümüne gelince de benim annem evet merdivenden düşüp bir kaza geçirdi ve benim Nurcan Uzuntepe ablama da annem nasıl düştüğünü anlatmış zaten düştükten sonra yani kesinlikle babamın Bahar sen oldu. Köyde miydin? Bu abi kadının yani merdivenden an, düşürüldü ben atıldı her neyse sen köyde abi. Miydin?
Abi yoktun. Ben cenazesi dışındayım. Yok. Sen o hiçbir bayrama seyrana yanına geldin mi? Evet, gelmedin. Geldim abi. Geldim. Sen, lütfen. Geldin, ben geldin. Sadece konuşmak emin istiyorum. Emin misin? Abi izin peki, verir misin? Peki annem hastanede merdivenden atıldı veya düşürüldü. Abi neyse. Sen orada mıydın? Hastanede abi, tedavi görürken Nurcan Uzuntepe neredeydi? Nurcan Uzuntepe onun başındaydı. Yemin sonra eder misin? Ona o baktı. Evet. Yemin onun eder misin? Abi hiçbirimiz orada değildik. Bir tek babam vardı ve annem düştükten sonra ablam gitti ve hastanede onu... Sen nereden biliyorsun bekledi. Bunları? Sen yoktun. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Nasıl bilmiyorum ya? Yani git çıkıp da oraya bize bunları kaç para aldın konuşmak için? Bak bir şey söyleyeceğim. Seninle tartışmak için aramadım ben. Ben burada sadece konuşacaklarım var. Sen de beni dinle lütfen. Nasıl sen orada konuşuyorsun? Biz burada dinliyoruz seni. Tamam mı? Babamla musibetim varsa bunu başka bir şekilde çözseydin. Benim ölmüş annemi kullanarak bir değil. Benim kimseye husumetim yok. Tamam mı? Ne? Ben annemin kanını yerde tamam bırakmayacağım. Mı? O kadar basit. Ben annemin kanını yerde bırakmayacağım bu saatten sonra. Bana neye pahalı olursa. Niye abi? 8 tane çocuğu evlat değil de bir tek sen mi evladısın ben, yani? Bir tek sen mi haklısın? 20 senedir o kadınla yaşayan benedim. Ya siz neredeydiniz ya? Neredeydiniz? Nerede? Sokaklarda geziyordunuz ya. Bendim bu kadınla ne yaşayan. Ne sokakta geziyorduk ya abi, lütfen susar mısın? Evlisiniz, gurbettesiniz. Bu kadınla yaşayan benim. Siz nereden biliyorsunuz? Bir cenazesine lütfen geldiniz. Konuları bir bayram bilmezsiniz. Bir seyran bilmezsiniz. Bana ne anlatıyorsun şimdi? Yasin Bey lütfen. Efendim? Kendisine susmasını rica eder misiniz? Gülbahar Hanım bir izin verirseniz bir şey soracağım. Annem merdivenlerden düştüğünde sen yanında mıydın? Hayır, o da yanında değildi. Ben de yanında değildim ama. Zaten yanında mıydın ama... değil miydin Tuncay? Kayınpederin evindeydim. Beni evden attı. Ya kardeşim annem merdivenlerden yuvarlandığında gözünle tanık mısın? Babanın ittiğini gördün mü? Onu soruyorum. Ya bana bunu annem bizzat hastanede kendi söyledi. Ne dedi? Beni merdivenden babana attı dedi. Beni öldürecek. Bir gün niye şikayetçi olmadınız? Nasıl olayım? Yalçın Bey görüyorsunuz işte. Kime anlatacağım? Neyi görüyorsun? Şimdi, ya bir dakika sen şimdi burada çok önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki annem bana hastanede dedi ki baban beni merdivenden attı dedi diyorsun. Evet. Bunu kardeşlerine söyledin mi? Söyledim. Annem buna cevap veremediği için şu an öyle bir iddiada bulunuyor. Ergül ablam da biliyor. Yalan söylüyor. Habibi ablam da biliyor. Kardeşin de diyor ki yalan söylüyor. Bundan benim hiçbir paylaşımım yok ki. Bu nereden bağlanmış? Ben bunun numarasını da vermedim. Vermedin ben çünkü şeyim yok ki. Ha, sen yani şöyle mi yapacaktın Tuncay? Hayır. İşine gelen telefonları bize bağlattıracaksın. Gelmeyenleri mi bağlattıracaksın? Ben cevabını da veriyorum. Tuncay beni duyuyor musun kardeşim? Evet. Bak. Burası senin aklanma hamamın değil. Tamam, bir, ben bir dakika, bir saniye kardeşim. Değilim, ne demek bu nereden bağlanmış gibi? Bir programı biz yönetiyoruz. Hatta tamam, ben de yönetmiyorum. Rejideki arkadaşlar yönetiyor tamam programı. Bunu da söyleyeyim. Sen bir iddiayla geliyorsun. Ardı ardına da açıklamalar yapıyorsun. Şimdi diyorsun ki benim annem hastanede bana dedi ki baban beni merdivenlerden attı dedi diyorsun. Evet. Soruyorum niye polise gitmedin? Durmadan bir cevap. Nasıl gideydim? Nasıl gideydim? Başına silah mı dayadılar? Anlat ki anlayalım. Ya, Yalçın Bey, çocuklarım şey küçük. Istiyorum. Gidecek yerim yok. Barınacak Yalçın yerim Bey yok. En sonda... Yani annenin cinayete kurban gittiğini itiraf ettiği halde, öldürülmek isteyen itiraf ettiği halde çocuklarına sığınacak yer buldun diye ağzını açmadan sustun. Ben o küçük çocukları bırakmadım. Doğru mu? Öyle mi oldu? Nasıl he? Yalçın Bey? Sadece sokakta kalmayasın diye mi annen babam beni öldürmeye kalktı dediği halde sustun? Bundan mı sustun? Evet, bu yüzden sustum. Yalçın Bey, bir şey söylemek efendim istiyorum. Efendim Gülbahar Hanım. Yalçın Bey, annem vefat ettikten sonra zaten Sinop Devlet Hastanesi'ni kendisi savcılığa şikayette bulundu. Annemin ihmal yüzünden öldüğünü belirtmişti kendisi. Çünkü annem gece 12-1 gibi falan gece hastaneye babam götürmüş. Ama o ihmal başvurusu hastanenin ihmali mi yoksa babam benim cinayete kalkışmıştır başvurusu mu? Yani o öyle bir iddiada bulundu. Hastaneye şikayet etti. Zaten bir şey de çıkmadı buradan. Yani ama eğer ki öyle bir şey olsaydı zaten aynı dilekçede buna da yer verirdi kendisi. Yani kesinlikle söyledikleri şeyin hiçbir şekilde gerçeklik bir payı yoktur yani. İnşallah ortaya çıkacak. O zaman görüşeceğiz. Peki sizin kardeşinizin yani Tuncay'ın amacı ne? Tuncay diyor ki para pul istemiyorum. Ya der ki diyor annemin başına gelenler ortaya çıksın. O zaman imkanım yoktu, susmak zorunda kaldım diyor. Yasin Bey yani abimin de söylediği gibi, Oktay abimin de söylediği gibi yani bu mevzu şu anki bir mevzu değil. Zaten köyün satılmasından sonra kaynaklandı ve ortaya çıktı. Şu anda sinirli olduğu için babamın tek amacı rezil etmek. Başka hiçbir amacı yok yani. Yani eğer köydeki miras paylaştırılmış olsaydı
Stüdyomuzdaki Tuncay Bey susacak mıydı? Bu iddiayı gündeme getirmeyecek miydi? Evet, susacaktı Yalçın Bey. Zaten şöyle, evet babam köyü bizden izinsiz sattı. Biz de kırıldık babamıza, biz de görüşmüyoruz. Ama bu annemin öldürüldü vesaire muhabbetleri yüzünden değil. Kesinlikle öyle bir şey yok zaten. Ve benim babam sadece emekliliğini gerçekleştirdi. Kalan parayla da benim ablamın üzerine bir daire aldı. Hı. O dairede şu an zaten emlakçı da satılıyor yani. Köy tekrardan geri alınacak. Peki Gülbahar Hanım, size bir şey sormak istiyorum ben. Buyurun. Sizin anneniz yaşarken, öz anneniz yaşarken babanız üstüne bir kuma kadın getirdi mi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok Yalçın Bey. O tarihte ben de köydeydim. Biz o dönemde İstanbul'da Esenler'de oturuyorduk. Gezmek için köye gittiğim esnada... Yalan söyleme Bahar! O bizim Yalçın Bahar, Bey'e konuşmak yalan söyleme. İstiyorum. Bak köyden çok geçmeyi söylesinler abi. Karşı komşumuzun annesiydi o kadın. Annemle orada arkadaş olmuşlardı. Kendisi de Sinop Bayancık'ta oturuyordu normalinde. Köye geldiği zaman annemi ziyaret etmek istediğini söylemişti. Ve ben köye gittiğimde o bizim evdeydi. Evet, uzun bir süre kaldı bizde. Ama kuma değildi falan. Öyle mi yani? Kuma hayır. Olarak gelmemişti. Hayır hayır, kesinlikle. Uzun bir süre kaldı bizim yanımızda, doğrudur. Ama kuma olarak gelmedi. Peki bir soru, son soru size. Babanız buyurun. Annenize şiddet uyguluyor muydu? Kulağınıza geldi mi? Odunla dövmek, ağır hasar Yalçın vermek. Yalçın Bey, hayır kesinlikle. Yani dediğim gibi babam çok merhametli bir insandır benim. Evet, kavgaları oldu. Yalan değil ama babam hep çekip gitmiştir kahveye. Yani kesinlikle kalkıp da ona zarar vermemiştir. Şiddet uygulamamıştır. Yani şu an sinirinden, orada öfkesinden ne söyleyeceğini bilmiyor. Ama yani şu an bize bunları da yaşatmaya hiçbir şekilde hakkı yok. Peki. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Yani mezarı açacağım falan diyor. Yani annemin orada çocukları da yatıyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmasını istemiyorum. Hanımefendi, bunu... bir şey söyleyeceğim Gülbahar Hanım. Öyle mezarı açacağım diyor da eline kazma kürek alıp o cenazeyi bir başka yere kendisinin kendi başına nakletmesi gibi kanunen bir durum söz konusu değil. Ancak mahkeme kararıyla böyle bir şey olabilir. Yani... Ve kesinlikle sizlerin de izni yeterli. Olmadan böyle bir kararın çıkması imkansız, onu da belirtelim. Şimdilik ben bu konuya bir ara verelim, biraz Tuncay da dinlensin. Tekrar söylüyorum sevgili izleyenler, ben herkese eşit mesafedeyim. Belki de Tuncay haklı. Belki de Tuncay haksız, babasının dediği gibi tedavisi gerekiyor. Bunu bilemeyiz. Ama bir iddiayla geldi, benim annem babamı öldürdü. 8 sene boyunca susmak zorunda kaldım, şimdi ortaya çıktım. Yardım et Yalçın abi dedin, öyle mi? Evet Yalçın Peki. abi. Peki, evet. Elimizden geleni yapacağız. Gerçeğin peşindeyiz. Yalçın Bey, bir şey soracağım. Tuncay Bey, kardeşlerim para aldı. 3-5 kuruş aldılar. O yüzden sustular dedi. Öbür tarafa demin de 8 sene boyunca babasının evinde oturduğu için sustuğunu söyledi. Burada bir çelişki var. Yani aslında... Sadece sustuğunu söylemiyor Duygu Hanım. Diyor ki, bu az önce yayında soru üzerine evet. çıktı ortaya. Diyor ki, ben annem bana hastanede dedi ki baban beni merdivenden itti. Peki niye sustun diyorum. Çünkü çocuklarımla beraber onun evinde yaşıyordum. Küçük çocuklarım küçük. Diyor. Öyle bir bu şey aslında varsa suç hemen itirafıdır. Polisi. Evet evet. Bu yani suç işlemiş itirafıdır. Oluyorsunuz. Peki sizde. Başka konularımız da var. Bir de o konulara bakalım. Fatma'nın akrabalarından şok iddialar. Oraya vardık. Kayınvalidesinin yüzü gözü her yere şişti, mordu. Veselin annesi bana dedi ki Fatma iş bilmiyordu, çocuğa bakamıyordu dedi, ondan gitti dedi. Ama Veselin gidiği sözüyle annesinin sözü tutmuyor. Kadını korkmuş kadın, dayak yemiş bir şey vardı. Yüzleri gözleri şişti zaten. Kayınvalidesi şok geçirmiş gibi bir hali vardı, hiç konuşmuyordu. Fatma'ya ne oldu? Fatma ya dayak yedi, ya huzur vermedi, bıraktı gitti. Ya öldü bir yerlerde kaldı. 2 yıldır haber yoktu, öldürmüş atmıştır. Kim attı? Kayınpederi. Öldürdü. Bir köşeye ya gömdü ya attı, bir şeyler yaptı, her şeyi o biliyor. Şimdi Yalçın abi de. Evet, 27 yaşındaki Fatma Odabaş'a ne oldu? Evli, 2 çocuk annesiydi. Bir meseleden dolayı kimsenin açıklamadığı, açıklayamadığı, açıklanmasını istemediği, üstüne gitmemizden önce ısrarla istemedikleri bir konudan dolayı öz babasına ve bazı kardeşlerine küsmüştü. 2 yıldır konuşmuyordu. Sonra ne olduysa bir gece yarısı ortadan kayboldu. Buraya gelen kayınpederi Hasan Bey ısrarlı bir şekilde gece yarısı çıkıp gittiğini, ne olduğunu bilmediklerini söylemişti geçen hafta. Bu haftaysa dün ve önceki yayınlarımızda birileriyle beraber gitmiş olabileceği ihtimalinden bahsetti. Bu arada bir de ceset bulundu ama o cesetle ilgili henüz DNA eşleşmesi ortaya çıkmadı. Yani o bulunan kadın cesedi kayıp geline mi ait?
değil mi? Geldiği anda DNA sonuçları biz de buradan açıklayacağız. Şu anda bölgede Bergama'da arkadaşlarımız günlerdir oradalar. Bölgede Bergama'da arkadaşlarımız var. Sinem Karataş orada. Habib Bey orada. Kameraman arkadaşlarımız orada. Canlı yayına bağlanacağız. Sürprizler var demişti. İpuçlarını açıklayacağız demişti Sinem. Bakalım neler var. Yalçın Çakır, Fatma'nın doğup büyüdüğü köydeyiz. Sarıdere köyündeyiz. Bergama'nın Sarıdere köyündeyiz. Köy sakinleri burada toplandı. Mahalle muhtarlığının önündeyiz şu an. Kameraman arkadaşım Halit Kızıltaş size gösteriyor. Aynı zamanda Fatma'nın babası Hasan Ali Kunduz da yanımızda. Köy muhtarı da Fatih Bigar da yanımızda. Sizin dün açıklamalarınız olmuştu, evet, Fatih Bey. Evet. Şunu da hatırlatalım birazdan. Çok kısa bir süre sonra kayınpederi Fatma'nın Hasan Odabaş burada olacak, bir yüzleşme gerçekleşecek demiştik. Köy sakinlerinin ve mahalle köy muhtarının sormak istediği sorular var. Birazdan burada olacak Hasan, evet, Odabaş. Evet. Dün de ciddi iddialar yöneltmiştiniz. Ciddi, evet, iddialarınız olmuştu. Evet. Evet, iddialarım yine dünkü gibi devam ediyor. Bu ölü olsa mezarı belli olur. Veya sağ olsa şimdiye kadar resmi kurumlarda neden bir herhangi bir ipucuna rastlanmadı? Hiç mi bir güvenlik gücüne rast gelmedi? Bir güvenlik soruşturmasından geçmedim. Herhangi bir sağlık ocağına, hastane vesaire bir yerlere gitmedim. Siz Fatma'nın akrabasısınız, evet, aynı zamanda. Akrabayım, öz akrabayım, halamın kızıdır. Ve çocukluğumdan beri canlarım. Çok rahat birisiydi. Sakin. Soru sorarsan cevap verir o şekilde, elinden gelmedi. Çünkü bizim köy, yani köy halkı demek, yani köyde bir yetişen bir genç kız demek ne demek? Annesine, babasının çevresine her şeyi öğrenir, yapmadığı hiç kalmaz. Bilir yani. Bilerek öğrenir yani. Her şeyi öğrenir. Fatma eline evlendikten gelmedi. Sonra köye hiç gelmemiş. Geldi veya ayda ne geliyordu? Bir geliyordu veya yılda 3 veya 5 geliyordu. O kadar fazla geliyor. Düğünde veya bayramda geliyor. Ama Hasan Odabaşı kendisi... Şimdi tabii köy sakinleri de sinirli. Onlar da Hasan Odabaşı bekliyor. Çünkü kayınpederi bunun sorumlusu diyorlar. Fatma Odabaş kaybolduysa ona sormanız gerek diyorlar ve onların da soruları var. Hasan Odabaş da şu an aracında geldi. Kameraman arkadaşımız Habib Babar da konuşuyor. Çünkü ortam bir hayli gergin, öfkeliler haliyle Hasan Odabaş'a karşı. Şu an aracından da iniyor. Bu tarafa doğru yönelecek Hasan Odabaş. Biz de bekliyoruz Habib Babar'da herhangi bir gerginlik çıkmasın diye uyarıyor Fatma'nın akrabalarını, ancak dediğimiz gibi son derece sinirliler. Birazdan burada olacaklar. Fatih Bey, siz de sorularınızı yöneltin istiyorum ben. Hasan Odabaş, Fatma'nın kayınpederi, Fatma'yı öldürmekle suçlanan kayınpeder burada. Hasan Bey şimdi o iddialara yanıt verecek. Köy halkıyla da yüzleşmiş olacak. Zira bu köyden de kovulduğu iddiaları vardı. Mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Geçmiş olsun Murat efendim. Hasan Bey, şimdiye kadar 2 yıl olup gidiyor ve bunu tüm Bergama, Türkiye Cumhuriyeti biliyor. 2 yıldan beri bunun ne ölüsü ne dirisi meydanda yok şu an. Evet. Bu Fatma Odabaşı, geliniz, evden gidip geliyor ve siz bunun ne olduğunu çok rahat bilmeniz lazım. Çünkü neden de bir ailesiniz. Bir adam evinin içerisinde, bir yani gelinin nereye gidip ne olduğunu şey yaptı, çok rahatla bilir. Bilir abi, bilir. Bilir, çünkü siz bir aile reisisiniz. Bak abicim, anlatayım, evet, ben sana. Evet. Şimdi bunları orada dolandırmışlar, gitmişler. Evet. Ben bunlara, evet, gittim. Haberimiz var, duyduk, evet. O şekilde gitmişler. Evet. Daha içine kapat. Siz bilirsiniz gelinle bir, evet, türü insan, evet, olduğunu. Evet. Benim, evet, daha gerek yok. Yani. Evet. Olayı daha iyi bilirsiniz. Evet. Bu gidiyor. Evet. Ben bunun peşini hiç bırakmadım zaten. Evet. Bunun peşini hiç bırakmadım ben. 2 yıldan beri mücadele veriyorum. Evet. Daha abisi, mabisi, doğru dürüst hiçbir aradı da yok zannetmiyorum. Evet, neden aradı, evet, yok? Dosyayla ilgili herhangi bir jandarmada herhangi bilgiye sahip mi? Muhtar olarak sana da söylüyorum. Evet. Var, sahip misin soruyorum. Sen, ben, evet, onu soruyorum. Evet. Neye, evet, sahipsin? Pekala. Neden siz devamlı siz arıyorsunuz da oğlunuz Veysel hiç aramıyor? Oğlumun, ben arıyorum. Bak, ben baba olarak arıyorum. O benim evladım. Eşi iki tane çocuğunun babası. Fark etmez. Neden çocuğu, bak, hayır efendim. Çocuğun psikolojisi, hayır, bozulmuş. Hayır, dinle bir dakika. Bozulmuş. Bir dakika. Neden? Bak şimdi. Evet. Bunları neden içeri aldılar? Jandarma neden içeri alsın? Mecbur olacak, soruşturma. Yok öyle. Hayır, yok öyle. Hayır, boşa, hayır, almamışlar. Bak. Burada benim oradan birilerinin eli var. Bu kanıya karıştım. Ben o konuya kadar gittim, anlattım, evet, bunlara da. Evet. Ve telefon ettiğimde gece araçta birileri alıp götürüyor bunu. Ve bunları alma sebebi de bu. Bunların, yani bunları acaba bunlar babası falan aldı mı diye bunların peşinde, yani, evet, olduğu en nitekim. Evet. Hep bizi araştırmışlar. Alıp almaması önemli değil. Evet.
O aldı diye demiyorum. Evet. Bak babası da burada. Evet. Ben aldı dedim mi sana? Evet. Demedim. Demedim. Dedim mi dayım? Demedim. Demedim. Bir dakika Hasan orada başla. Neden sen hep bu köye geliyorsun da gelenin hiç gelmiyor. Bizim akrabamız oluyor. Düğün yapıyoruz. Ölümüz oluyor. Zulümümüz oluyor. Neden gelmiyor bu kadın? Madem bunun o kadar akrabasınız de burada hangi günü geldiniz benim kapıma? Bu Sarıdere halkı gördü seni motosikletle her gün gelirken ama bir gün bir kız gelmedi. Bu Sarıdere halkının kime? Hanginize engel oldum gelmeyin diye. Ben evde durmuyorum. Gelsinler o sıra. Ben de gelsinler o sıra. Gelsinler kardeşim. Ben evde yokum. Orada madem akraba da orada. Benim evim orada. Terbiyesizlik yapma. Senin oğlum düğüne geliyor. Neden geliyorsun? Terbiyesizlik yapma bak hesabı sorulur. Terbiyesizlik yapma diyorum. Terbiyesizlik yapma diyorum. Bak ne diyeyim bak sana. Ben Menevşe Yollu'nun yengesi olayım. Menevşe Yollu'nun evine geldim. Misafir olarak oturmaya geldim. Geldiğimde bunun oğlan da varmış. Vesel de varmış. Ne dedim? Menevşe ne dedi? Dedim Menevşe ne dedi? Ne doğdunuz bu kadar kızı dedi. O da dedi anamı çok doğduk dedi. Hanımı az doğduk dedi. Tam böyle durdu. Ayıp, ben ayıp. Senin oğlanın ağzından duydum. Ya böyle bir şeylere bırakma. Yalan söylemem. Babalı günahım boynuma. Yalan söylemem. Oğlanın ağzından çıkmışını söylüyorum. Neden şikayetçi olmamış da ben oğlanın ağzından çıkmışını konuşuyorum. Babası burada bak. Ben babasından görüşürüm. Babası şikayetçi olması gerekirdi. Olmaz olmam be. Kaçtılar gittim ben. Nereye gittin? Şerefsiz. Kaçtılar gittim ben. Anladın mı? Yapma. Kaçtılar gittim. Yapma. Ankara'ya da ayıp bildirdim ben. Bak yapma diyorum. Bak yapma diyorum sana. Bunu sana ödeyecek durumda. Babama hakaret etme. Ne diyorsun sen ya? Kızımla beni düşman ettin sen. Sakin ol. Sen hay. Hasan Bey bir saniye sakin olalım. Bir saniye. Melekçe bir saniye sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Bir saniye. Fatma'nın kaybolduğu günü neden boynunda atkısına gelmiş dışarıdan bu? Sen. Nereye attın onu? Öldüğü günü boynunda atkısına gelmiş. Ben böyle bir söz konusu Hasan Bey. Yok böyle bir söz konusu. Nereye gelmişim ben? O gece boynum atkıyla gezermişsin. Evet siz evet. Ya yok böyle bir şey. O sıra abi gel gelin. Belge. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunun her türlü cevabını ver. Bunun her türlü. Bu dönü söyledim. Ne dedi? Annemi çok doğmuş dedi. Baba, benim hanıma asurmuş dedi. Tam böyle söyledi. Oğlu kendi getirdi. Ben de 13 yaşında geldim bu memlekete. Herkes dıştan veri dıştan alıyor. Ne olur iki tane kız çocuğu var onun da. Kulah değil mi? Herkes ona diyecek. O kimi ana diyecek. Dirisini, öylesini dirisini çıkarsın. İlle ki yani söyleyeyim öylesini dirisini çıkarsın. Varsa suçumu çıkarsın. Fatma'nın peşindeyiz biz. Hasan o da başı öylesini dirisini çıkaracak. Çıkarsın. Fatma'nın peşinde Fatma. Sen kayınpeder olarak bilirsin. Öylesini dirisini çıkar Fatma'nın. Ben peşindeyim rahat olun. Her zaman da size cevap vermeye de hazırım yani. Biz rahat varsa, varsa bedelini çekeceğim. Siz rahat olun diyorum. Ben çözeceğim diyorum. Çözeceğim hanımefendi durun diye. Ben bırakmam rahat olun. Ben babası güçlü gibi değilim. Ben bu işi çözeceğim. Rahat olun. Sıkıntı yok. Ölüsü veya dirisi meydana çıksın. Şöyle şunu da söyleyeyim Hasan Bey. Pekala bu sağ. İnşallah sağdır. Sağ olsa şimdiye kadar neden bir güvenlik güçlerine takılmadı? Suçlu bir insan aramaz. Hiç mi bunun bir sorun olmadı? Bir sağlık ocağı arar, kocası mı arar? Kocası mı arar, kayınpederim arar. Hasan o da başı. Senin oğlun neden aramıyor Veysel karşısında? Senin bildiğin çok. Senin bildiğin çok o zaman. Jandarmaya dersiniz ki bu adam ne yapıyor? Abi o zaman sizin mi? Senin bildiğin çok. Bizim bildiğimiz yok. Yani. Bilmiyorum inşallah. İşte böyle bu şekilde. İnşallah. Ne yaptı da ne etmedi? Ve senin üstüne işte annesi battaniye getirip dedi ne etmedi? Battaniye. Çocuğunun yanına girdi de yattı. Ne yaptı? Ne bileyim ne yaptı? Mesela, ya siz bilmediğiniz yere yapmayın, yapmayın. Hasan Bey. Hasan Bey, mesela diyoruz ki son 2-2.30'da biz bunu benledik. 2.30'da değil. Geceleyin. 3.20 geçer baktım. Eşiniz benlemiş. Pekala. Daha önceki günlerde ve gecelerde bunu kalkıp 2-2.30'da 3'te benliyordunuz mu? Neden o geceyi 2.30'da benlediniz?
ayakta kalkıyor. Belleme falan yok. Belgini daha ağlıyor mudur? Bizim hanım bakıyordu, onu sesliyordu tabii. Orada sıkıntı yok. Başka sorusu olan var mı Hasan Bey? Kızım, babanın burası var, boynuna iki tane kız çocuğu var. Herkes gelin gidiyor. Bir gelin gider, neden gelin kaçar da haberi olmaz? Gelin evden gece giderdi. Bir demek ki bir şiddet var bunda. Bir şiddet var. Ya onun haberi olmayabilir. Sen anlamadın. Biz dinleyelim onu. Gelin gider de neden haberin olmaz? Herkesin gelini var. Bir şiddet görmese gelin gitmez. Olamaz, olamaz. Bunu ne zaman gittiğini bilmiyoruz ki. Gelmeden gelin gitti de ben niye haberim olmasın ya? Gelmeden gelin gitti de gelin niye haberim olmasın? Sakladın beni odadan çıkar batmış. Bir sene de haber var. Bana altta işe bilmem abi. Gelin sana. Fatma çıktıktan sonra görüşürüz. Sarı derin köy halkı perişan, gördünüz mü? Perişan bir haldeyiz. Köy halkı Fatma çıktıktan sonra görüşürüz. Peşindeyiz. Perişan bir haldeyiz. Ben her zaman muhtar hazırım. Ben ne gerekiyor? İnşallah. İnşallah. Tamam. Şimdi Sarıdere köyündeyiz dedik, Fatma'nın köyünde, ancak tansiyon çok yüksek. Köy sakinleri oldukça öfkeli, Hasan Odabaş'a karşı öfkeliler. Çünkü Fatma'nın kayınpederini sorumlu tutuyorlar Fatma'nın kayboluşundan. Onlar tartışmaya devam ediyor. Biraz ortalık yatışsın istiyoruz. Tekrar bağlanacağız önümüzdeki dakikalarda. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız. Sinem Karataş orada, Habip orada, kameraman arkadaşlarımız orada. Fatma'nın köyü. Yani gelin gittiği yer değil. Baba ocağından çıktığı köy. Orada insanlar kayınpederi suçluyorlar ve sorumlusu sensin. Hatta işte bir atkıdan bahsedildi. O gece senin gelinin kayıp öldürülmüş olacağına şüpheleniyorsunuz. Ama benim ilgimi çekti. Bir adım daha ileri gitti kayınpeder Hasan. Evet. Ve dedi ki bir arabayla gitmiş olabilir dedi. Yani ilk hafta hiç bu iddialar yoktu, gündemde değildi. Şimdi İş yavaş yavaş kayınpeder ve damat tarafından sanki gelin yaşıyor da birileriyle kaçmış gibi bir ortama doğru, anlatılar oraya doğru gidiyor. Güven, ne diyorsun? Senin kardeşin bunu yapacak bir insan mı? Değil abi. Bir de dün akşam babam aradı, Yalçın abi beni. Babam dedi, Güven dedi, o kuyunun yanlarına falan gitmiş. Dün de çekimde gösterdi ya, VSL'de bir stres, bir heyecan vardır. Eli ya zendir zendir ötüyor böyle dedi. Evet. Yani şimdi o kuyu başından elimizde isterseniz hiç yayınlanmamış görüntülerle bir bandımız var. Onu bir izleyelim arkadaşlar isterseniz. O kuyu başı önemli çünkü. Ben bir araya gelip bir şeyler yap. Yo, ben her zaman geldim zaten ya. Bir araya geldim, ne bileyim, gittim. Kendisine sorun. Bana sormuş oldu. Artık yeter. Gelme gitme. Arayıp sorma. Kendisi biliyor ya. Kendisine sordum ben. Sordum mu sormadım. Pazarda karşılaştım. Bir daha aramayın. Yalan söyleme. Karakolda sadece buluştuk seninle biz. Ondan sonra ben seni gördüm mü? Pazar yerinde. Gördün mü? Söylemedim. Yalan söyleme. Pazar yerinde var, öyle bir şey demedin sen. Sadece karakolda orada buluştuk. Orada ne dedin sen? Ne dedin sen? Bir daha mümkünse arama. Sorma. Bir öyle demedim. Yalan söyleme. Yamacım'a bir daha gelme dedim. Bir niye? Daha gelme dedim. Tamam, niye niye? Niye mi? Niye? Kız kardeşimi ben sana emanet etmiştim. Adam olan adam karısına sahip çıkar, çocuklarına sahip çıkar. Sen erkek misin be? Ya. Erkek değilim o zaman ben, değil mi? Adam karısına sahip çıkardın. Ya ardında olurdun. Tamam da ne yapayım o zaman? Ne yapayım? Nereye mi gittin? Niye mi gittin diyeyim ben ya? Sen nereye gittiğiniz hesabını sormayın. Kayıp olan bir kız var burada. Aile önemli Vesel. Aile bitti, yok. Olan ne oldu? Size oldu. Kimseye bir şey olmadı. Benim kardeşim oldu. Hani benim kardeşim nerede? Eğer gerçekten sağsa onu soracağım. Bu iş seni kurtarmaz. Sen aileni bulmaya bak. İyiye git. Kanala git. Ya kanala sen. Ha, kanala git. Ha. Ben sana söyleyeyim mi? Seni tüp bilmem ne Ahmet'in Mehmet'in işi kurtarmaz. Ya, sen eşini ara. İhtiyacım yok zaten onlara be ya. He? İhtiyacım yok ki tüpe müpe ya. Düşünmeyin mi? Ya düşünmeyin onları Vise sen. Ya bak, düşünmeyin mi? Düşünüyorum bak, düşünüyorum. İki seneden beri yok. Ha? İki seneden beri ha, yok. Ha, merak etmeyin. İki seneden beri gitti. Nerede olduğu belli değil. Ne yaptı belli değil. Bundan sonra gelse ben düzen kuracağım. Onunla aklıma soru işareti kalmayacak mı benim? Demeyecekler mi bana ya? Ya sen tamam, ne yaptın? Senin... Nerelerdeydin şimdi? Demeyecekler mi bana? Senin çocuğun annesi o. Ha, benim evden gitmiş olsa o zaman sormaya hakkım var.
Sen bir ailene sahip olamamışsın. Kendine hiç sahip olamazsın. Bunun bedelini ödeyeceksin Vesel. Ben burada 3 saatten beri bekleyeyim. Bunu ödeyeceksin bunu. Yazıklar olsun sana. Ve o damat gördüğünüz gibi o tartışma sırasında kuyu başından bir telefon geldi. Yürüyerek uzaklaştı gitti. Şimdi arkadaşlarımız gene bölgedeler. Yani kayıp gelinin gelin olarak çıktığı evin bulunduğu noktadalar. Ortalık sakinleşsin bilmiyorum, ben bilgi bekliyorum. Çünkü eğer sakinleşmedilerse hala elimizde köylülerle yapılmış konuşmalar var. Bir de onlara bakalım diyeceğim ben eğer ortalık sakinleşmediyse. Hazırlar mı? Peki o zaman canlı yayında dinleyelim bakalım ne diyor Sinem arkadaşımız. Yalçın Çakır az önce kayınpeder Hasan Odabaş'la Fatma'nın köylüleri, akrabaları karşı karşıya geldi. Aynı zamanda babası ve ailesi, ancak çok öfkeliler, çok sinirliler. Çünkü onu sorumlu tutuyorlar. Fatma'nın kaybolmasının nedeni kayınpederidir diyorlar. Aslında Hasan Odabaş buraya geldi, yüzleşmek istedi ama çok öfkeli ve tepkiler, zaman zaman tatsız dakikalarda yaşandı. Tatsız anlar, şu an hala köylüleri yatıştırmaya çalışıyoruz. Hasan Odabaş aracına bindi ve köyden uzaklaştı. Ben hala bir merak şey ettikleri var. Hala sormak istedikleri köy sakinlerinin, ama Hasan Odabaş buyurun. Sinem, köylülere sorabilir misin lütfen? Yani Hasan Odabaş'ı neden sorumlu tutuyorlar? Bildikleri bir şey mi var? Yani Hasan Odabaş'la Fatma arasında tartışma konusu yaratacak bizim bilmediğimiz bir konu mu var? Neden bu kadar öfkeliler? Çok merak ediyorum. Bunu az önce de dün de söylediler zaten. Kayınpederinin Fatma'yı dövmüş olabileceğini, hatta öldürmüş olabileceğini söylüyorlar. Son derece öfkeliler. Hatta konuşmaktan da ziyade şiddet de uygulanmaya başlanmıştı ki Hasan Odabaş'ı uzaklaştırdık köyden. Sonra yuhaladılar arkasından ve hala gerginler. Özellikle köyün kadınları. Çünkü onların çoğu Fatma'nın akrabası. Sinem, ben yağ meselesi dışında başka bir şey gittim. Menevşe'nin yengesine gelen. Benim geldiğimde o va evde. Neden suçluyorsunuz Hasan Odabaş'ı? Başka ama bir şey ben, mi var? Ben oğlanın söylediğini söyleyeyim size. Ne dedi? Anneme çok vurmuş. Benim hanıma ağız vurmuş dedi. Menevşe'nin evde oturuyduk. Adamın Veysel öyle dedi. Ben ağzından duydum. He, annemi çok dövmüş dedim, benim hanıma ağız vurmuş demiş. Peki Hasan Odabaş geldi buraya. Hiç onun sorularınızı yöneltti. Sordu söyledi. Ben gidip söyledim. Bunun boynunda atkı dolaymış. Niye boynunda atkı dolalı mesela? Sakladığı bir şey var. Bir boğuşma mı oldu mesela yani? O niye o öyle? Bu atkıyla dolaşmış. Tabii. O diğer etrafındaki insanlar öyle söylüyor yani. Bir de o günü madem çok soğuktu da bir dal eşofmanla nasıl çıkar bir insan? Üzerine hiçbir şey almaz yani. Eşofmanla çıktığını nereden biliyor? Hemen haberimiz yok diyorlar. Yani şimdi başka bir durum daha var şüphelendikleri. O tartışmadan sonra ertesi sabah Fatma kaybolduktan sonra Hasan Odabaş'ın boynunda beyaz bir atkı vardı. O atkıyı neden taşıdı ve boynuna kadar, neredeyse suratına kadar çekti diye soruyor köyün kadınları. Acaba bir darp olayı mı olmuştu, Fatma dayak mı yedi? Bunu merak ediyorlar ve bundan şüpheleniyorlar. Hala sinirliler, öfkeliler ve tepkililer. Fatma ortaya çıkacak er ya da geç diyorlar ve bunun hesabını da soracağız diyorlar. Ailesi de burada, bütün köy halkı burada. Sinem, bir şey sormak istiyorum ben. Yani köylüler o atkıyla şunu ima ediyorlar herhalde. Bir boğuşma oldu, tırnak izleri mi vardı ki kapattı diye herhalde şüphe duyuyorlar. Kulaklarına gelen, evet, evet. Kulaklarına gelen. Bak şimdi ısrarla şunu söylüyorlar. Gelin, kayıp olan gelin yani Fatma kendi köyüne gitmiyormuş. Kulaklarına gelen dedikodu nedir? Bunu net olarak bir sorabilir miyiz? Duygu Hanım da ben de Osman Bey de çok merak ediyoruz. Yani bir dedikodu var mı? Fatma'nın arkadaşları da burada. Fatma köyüne gelmiyor muydu? Gelmiyordu, hiç görmedik. Ben 9 sene okul okudum Fatma'yla. Öyle gayet sakin bir insandı. Kocaya gidecek geri dönüşü bir insan değildi. El ayağı tutan bir insandı. Neden şüpheleniyorsunuz o beyaz atkıdan? Bilmiyorum, onu o bir söylenti. Gözünü öldürmüştür kayınpederi ya. Neden şüpheleniyor? Öldürmüştür diyorsun. Aynen öyle. O bırakıp gidecek. Hani bir insan değil ki. Çok soğuk. Ya sormadı, cevaplamadı. Sözlerimizi cevaplamadan niye gitti Ali?
Hasan Ali Baş? Hasan Ali, Hasan Oda Baş. Hasan gittiğini nereden biliyor? Kayınbabası elbi, aynı elbisiyle nasıl biliyor gelinin gittiğini? Şu elbisiyle gitti. Sorulara cevap veremeyecek, ondan kaçtı. Bizi cevaplayamadı, kaçtı. Mesela hiç köyümüze getirmedi. Bir tek sadece yengesinin cenazesinde geldi. Başka hiç gelmedi. Biz ona gelinliğine bağlanamadık. Ya bir dakika, sus ya. Siz o adamın duygu sömresine bakmayın, gözyaşlarına. Onların da sudun biri ya. Kesin öldürdü kızı o. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyor? Ya o kadar yüzünden belli zaten, katil oldu o adamın. Yüzü kıpkırmızı kızarmış. Allah Allah. 8 senede. Gerçekten çok ciddi iddialar bunlar. Köy sakinlerinin iddiaları, Hasan Odabaş gelinini öldürdü diyorlar. Çok ciddi bir iddia ve dediğimiz gibi son derece öfkeliler. O beyaz atkıdan da... Sinem bak, bir daha soracağım ben aynı soruyu. Sinem eğer beni duyuyorsan aynı soruyu bir daha soracağım. Hanımefendi biraz sessiz olabilir miyiz lütfen? Rica edeceğim. Sinem ben aynı soruyu bir daha soracağım size. Dediklerini duyuyoruz. Şu, bizim kulağımıza gelen bazı dedikodular var. Yani bu kayıp olan gelin bir şeyleri öğrendi de o nedenle ortadan kaldırıldı mı? Böyle bir şey var mı duydukları, onu soruyorum. Köylük yerde dedikodu çabuk yayılır ve ısrarla birileri de bizim damatla ilgili ve kayınpederle ilgili konuşmamızı istemediler. Neden? Örneğin kayınpeder o köyden niye kovuldu, kovalandı? Onu bir öğrenmek şimdi istiyoruz. Şimdi kayınpeder ve damatla ilgili. Kayınpeder bu köyden neden kovalandı? Neler konuşuluyor? O sorulara girme. Boş ver, o sorulara girme. Aynen. Neden? Heh, o sorulara girme. Sorduğumuz anda girme. Boş ver. Girme. O zaman Fatma'ya ne oldu? Birbiriyle bağlantılı mı oldu? Giremiyoruz. Giremiyoruz. O sorulara giremiyoruz. Anlatmıştır onu. Yani burada özel hayatı kurcalamak değil ama Fatma'nın ne olduğunu öğrenmek mesela. Evet, 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 evet. Neden bağlantılı? Tamam işte, özel bir soru. Konuşmuştur onlar onu. Fatma bir şey mi biliyordu? Evet. Fatma gayet sakin. Fatma ne biliyor? Hasan Oda Baş'a soru var. Fatma ne biliyordu? Evet. Fatma ne bilecek? O kayınbabasının şey yaptıklarını biliyor. Ne yaptık? Ne dediklerini biliyor işte. Ne yaptıklarını? Köy halkı bu konuda umarım bir şey böyle paylaşmak bir şey istemiyor. Fatma'nın yani bildikleri vardı diyor ama onları herhalde Yalçın Bey'e. Aileye sorun. Hasan Odabaş daha iyi bilir. Belki Yalçın Çakır'la söylemiştir, paylaşmıştır diyorlar ve bu konuyla ilgili bilgi vermek istemiyorlar. Onların da bildikleri var belli ama. Topu attılar bana. Paylaşmak istemiyorlar. Yani Hasan Odabaş paylaştıysa Yalçın Bey biliyordur diyorlar. Ama kendileri açıklamak istemiyorlar ama Fatma'nın kaybolmasıyla da bu konunun bir bağlantısı olduğunu iddia ediyorlar. Doğru mu? Doğru mu? Evet, evet öyle. Fatma'nın kaybolmasıyla bu yaşananların bağlantısı var mı? Vardır, vardır, vardır. Neden var? Korktu. Neden öldü kayınpederi geriydi? Bak bizim de Ala'da kızımız var, kız kardeşim var. Neden korktu Fatma? Düşünsene bir kere. Koyun kayınpederi her gün gelecek. Kayınpederi ne olur? Bizim kulağımızına kızımız gelir. Neden kayınpederi gelir? Baskı uyguluydu onda. Neden geldi kayınpederi? Onu bilemem. Düğürlerine sorun. Ben aile sorunu vardı. Aile sorunu. Aile sorunu. Biz onu bilmiyoruz. Aile sorunu. Fatma gelmiyor. Tamam Sinem, ısrar etmeyelim. Aile sorunu dediler ama bu arada Fatma'nın kaybolmasıyla da ilgisi olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben paylaşmak, açıklamak istemiyorlar. Burada özel hayatın gizliliğine girmek değil, hukuki faydalar çatışıyor burada. Burada bir tarafta özel hayatın gizliliği diyoruz. Bir tarafta da ortada 27 yaşında bir kadın yok. Öldü mü? Kaçtı mı? Başına bir şey mi geldi bilmiyoruz. Burada Fatma'nın hukuki yararı daha ön planda. Ben onun için soruyorum. Siz de onun için soruyorsunuz. Güven Bey'e de soralım. Duygu bildiği Hanım, bir şey var şimdi mı? Şimdi bakın şöyle bir durum var. Az önce arkadaşlarımız iyi bir iş çıkarttılar ortaya ve olay yerinde günlerdir orada gece gündüz çalışıyorlar, koşturuyorlar, delil topluyorlar. Niye? Güvenlik güçlerine yardımcı olmak için. Şimdi kadınlar diyorlar ki evet bir şey var ama söyleyemiyoruz. Fatma bundan dolayı tehdit edilmiş olabilir öğrendiği için ve o şeyden dolayı Fatma ortadan kaldırılmış olabilir. Kadınların söylediği. Umarım mealen böyle aktarıyorum. Bir şey şimdi mealen aktarıyorum. Sonra ısrarla da kimse anlatmıyor. Dedi ki bir tanesi işte Yalçın Bey'e sorun dedi. Hani kayınpeder söylediyse ona Yalçın Bey biliyordur dedi. O konunun ne olduğunu dedi. Ama kardeşler de girmemizi istemiyorlar o konuya. Yani kızın tarafı da o konuya çok girmemizi, kurcalamamızı istemiyor. Ayrıca işin ilginci sevgili izleyenler, kayıp kızın babası da o konuya girmemizi istemiyor. O zaman da konu tıkanıyor maalesef, yani çözülemiyor. Yok, çok da tıkanmıyor. Jandarma o konuda bayağı bir yol aldı, onu da söyleyelim ama şöyle garip bir durum var ortada. Bir taraf diyor ki benim kızımı öldürdün, kuyuya attın, yok ettin, kaldırdın, kaçırdın.
Bir taraf diyor ki hayır, o kız bir arabayla gitmiş olabilir, birileriyle gitmiş olabilir, ama tek bir konu var. Benim de bildiğim bir konu. İki tarafta, kızın ailesi de kayınpeder tarafta, yani dünürlerin iki tarafı da bu konuya girmeyin diyorlar. Bana göre de bu kilit mesele iki senedir neden çözülmedi o zaman? Bunu da anlayamıyorum çok yani. Ben de konuşamıyorum, öyle söyleyeyim. Peki. Ancak dosyada var, dosyada var. O da dosyada iddia olarak değil de isnat olarak var, öyle söyleyeyim dosyada. Yani jandarmanın yaptığı savcılık soruşturmasında benim de bildiğim ama burada şu anda açıklayamadığım, köylülerin hiçbirisine konuşmak istemediği, sorun Yalçın Bey'e diye. Orada zaten bayan diyor ya, dünürlerine sor, onu bana sorma diyor. Evet, işte sonunda da bize atlıyor topu ya, Yalçın Bey'e söylediyse ona sorun dediler. Peki sen biliyor musun ne olduğunu Güven? Bilmiyorum abi. Sen de bilmiyorsun. Evet. Bilmiyorum olsun mu diyorsun yani? Abi gerçekten bir şey bilmiyorum. Ben bilsem zaten söylerim. Ben Fatma'yla konuşuyordum, Hasan'la konuşuyordum. Bir şey bilsem zaten söylerim. Peki. Sinem, var mı bize ekleyeceğin bir şey ya da Rejdeki arkadaşların bir yönlendirmesi var mı? Duyabilir miyim ben? Yalçın Çakır şu an için yok ama biz köy sakinleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar belirtelim, Hasan Odabaş köye gelmişti ancak soruları yanıtsız bıraktı ve aracına binip buradan uzaklaştı. Peki, şimdi görüşmeleri de takip etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben kardeşime, ben Sinem Karataş'a. Ben Güven Bey'e son bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Buyurun. Kız kardeşinizle konuştuğunuzu söylediniz. Peki evet. Fatma, sizden sürekli kayınbabasını suçluyorsunuz. Fatma size kayınbabasıyla arasında bir husumet olduğunu, bir sıkıntısı olduğunu söyledi mi? Hayır abla, kesinlikle öyle bir şey demedi. Hiç bahsetmedi. Hiç bahsetmedi. Allah Allah. Hiç kimse de hiçbir Fatma şey bilmiyor. Fatma sığ tipi zaten. Fatma az da konuşurmuş değil mi? Arkadaşları evet. Diyorlar ki yani okul arkadaşları. Peki şöyle yapalım, diyorlar ki'den çıkalım. Bizim elimizde köylülerle yapılmış röportaj var. Belki orada bir ipucu vardır. Benim bildiğim söyleyemediğim, tüm ailenin bildiği söyleyemediği, köylülerin bildiği söyleyemedi ama Fatma'nın ortadan kaybedilişiyle doğrudan bağlantısı olduğu iddia edilen, bunu öğrendiği için kaçtığı ya da öldürüldüğü iddia edilen bir konu var. Belki de o röportajların içinde bir ipucu vardır. Ben de ilk kez izleyeceğim. Fatma var biliyorsun, kayıp. Neler diyeceksin? Fatma nasıl bir kızdı? Anacığım benim bir şey var mı yok bilmiyorum. İyiydin ya. İyiydin ya. Çok güzel bir yetişmesi güzeldin, iyiydin. Hani öyle bir okula gidiydin, bir şey yedin, iyiydin. Bizim gittiğimiz burada başka bir görmedik Fatma'yı. Buradan gittikten gel, gelin gittikten gel. Öldürüldü diye düşündüm. Sen öğrenince ne düşündün bu kız kaybolmuş dediklerinde? Öldürdü diye düşündüm. Öyle kaçmak diye bir şey yapmaz diye düşündüm. Niye öldürsünler Fatma'yı? Bilmiyorum ki. Tabii. Niye öldürdüğünü düşündün abla? He? Bilmiyorum, yağ çaldı diye, kaçırdı diye, sattı diye ondan ötürü. Yağ kaçırdı diye öldürülür mü bir kız? Öldürür baksana. Fatma nasıl bir kızdı? Köyünüzün kızı, buradan gelin gitti. İyi bir kızdı. Güzeldi, iyiydi, hiçbir kötülüğü yoktu. Sakindin, o kadar. İş yapamazdı, bardak tutamazdı diyorlar. Öyle bir kız mıydı? Hayır, zaten öyle olsaydı gelin vermezlerdi. Sen ne düşündün Fatma yok dediklerinde? Hiçbir şeye düşünmedim. İnanamadık. Sadece kaybolduğunu duyduk. Ne olabilir Fatma'ya? 2 yıldır yok. 2 çocuk annesi. Sen de anasın. Çocuklarını bırakıp gider mi bir anne? Gitmez. Hiçbir anne gitmez. 9 yıllık arkadaşımdı. Evlenmeyi düşünmüyordu. Tanıyorum. 9 seneden beri arkadaşım. Fatma çok iyi birisiydi. Hani işini bilen, sakin bir insandı da açıkçası. Böyle hani sessiz, uyanık bir insan değil. Ne konuşurdunuz? Gelecekle ilgili ne hayalleri vardı? Hayal, öyle bir hayal kuran bir insan değildi. Evlenmeyi düşünüyor muydu? Evlendikten sonra ne oldu? Evlenmeyi düşünmüyordu öyle. Fatma bırakıp gidecek bir insan değildi. Gider mi Fatma? Bırak, hayır, Fatma gitmez. Hayır, asla ya. Öyle bir insan değil. Gitmez, bırakıp gitmez. Fatma'yı baskı altına aldılar. 6 senedir amana bilmiyik. Konuştur muydun, getir miydin? Fatma asla öyle. Niye getirmediler Fatma'yı buraya? Ha? Bilmiyorum, baskı altına aldılar, bilmiyorum, getirmediler. Fatma birine kaçabilecek bir kız değildi. 2 yıl boyunca kayıplara karışacak, birine kaçacak. Öyle bir durum, öyle bir kapasite, kaçacak bir kapasitede birisi değil yani. Yani öyle bir insan değil. Kesinlikle başına bir şey geldi.
Biz onu o kadar iyi tanıyoruz ki bırakıp gidecek bir kız değil. Ama kesinlikle başına onun bir şey geldi. Tüm Bergama bu olaya kilitlendi. Bütün köy halkı olarak, bütün Bergama olarak saat 2:30 oldu mu Fatma'yı izliyoruz sana. Merakla bekliyoruz. Ya ölüsü ya dirisi. En azından öldüyse bile bir mezara olsun, bir evi olsun. Hani geldiklerinde akrabaları bir gözyaşı akasın, doğru mu? Hani ne olduysa çıksın meydana ya. Gizli kalmasın. Bakalım kaynanası kayınbabası kötü bir şey söylemiş mi? Bakalım mesela bir küfür etmiş mi, bir şeyler hissetmiş mi aile içinde, onu sorun sen onu mesela kayınbabasına. Bergama halkı günlerdir bu konuyu konuşuyor. Şimdi Sarıdere'deyiz, Fatma'nın doğup büyüdüğü köyde. Onun tanıdıkları, akrabaları ve okul arkadaşları da onu anlattı. Gayet sakin bir kızdı ama kaçacak bir kız değildi diyorlar. Onlar da Fatma'dan gelecek haberi dört gözle bekliyorlar. Fatma kocaya kaçabilecek biri değildi. Evine sadıktı birisiydim. Burada bizim komşumuzdun onlar. Uyanık birisi diyeli. Oturduğu yerden kalkmaz kesinlikle anası babası. Nerede bırakırsa orada bulur. Kesinlikle kocaya gidecek birisi diyeli. Karakterli birisiydi. Saygılı ve karakterli birisiydin o. Devam edeceğiz bu konuda. Gerçeğin peşinde olmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Fatma'ya ne oldu? Herkesin bildiği ama konuşmadığı o sır ne? Devam edeceğiz bu konuya ama stüdyomuzda başka konuklarımız da var. Hüsnü Kopuz burada. 5 yıldır görmediği evladını arıyor. Dün yayın sırasında neler yaşanmıştı bir bakalım. Hüsnü Kopuz eşini dövüyordu. Sibel Hanım'a şiddet uyguluyor muydu? Elif oklavayla dayak yedi. Oklavayla vuruyor, anne demeyeceksin, anneyi unutacaksın, bizi bileceksin. Yok öyle bir şey ya. Yüzünü kopuz kızını da mı dövüyordu? Çocuğun ayaklarında oklava izleri. Bir deyin de bir bakın yüzü kızaracak mı? Oklavayla çocuğun ayaklarının arkalarına vura vura odaya gönderdim. Elimde belgeler var. Bugün benim yapımcıma, editörüme belgeler gönderilmiş. Bu belgeleri gönderen iddia sahiplerinin ya telefona bağlanıp ya gönderelim kamera, kesinlikle ve kesinlikle adres bizde gizli kalmak kaydıyla kameraya karşı konuşup ya da çıkıp stüdyoya canlı yayına gelerek konuşmaları lazım. Küçük kızına sorduğunda babaannesi tarafından darp edildiğini söylediğini belirtmiş. Konu hakkında nöbetçi savcılığa bilgi verilmiş olup hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir. Dönemin emniyet amirinin imzasını taşıyan bir şikayet dilekçesi var. Bir telefon bağlantımız var. Kimdir bilmiyorum. Bir bağlayalım bakalım. Ben de ilk kez dinleyeceğim kim olduğunu. Alo. Alo. Beyefendi hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Yalçın Bey. Ali Şimşek Bey, emekli polissiniz öyle mi efendim? Evet, evet. Görgü tanığı diye yazıyor şu anda ekranımda. Ben de yeni öğreniyorum. Bu evet. Olaylara vakıf bir görgü tanığı mısınız siz? Doğrudur. Bundan 2-2,5 yıl evvel geldikleri zaman kapıda bizzat eski eşi Sibel'i yumrukladı. Bunu ben balkondan gözümle gördüm. Şimdi önce kadına yumruk atıyor, arkasından da telefonu şeye almış, kameraya almış. Kadının saldıracağı, kadının veya işte bir hareket yapacağı zaman da videoya alıyor. Peki siz bu konuda mahkemede bir ifade verdiniz mi? Hayır, ben söyledim, şahitlik yaparım dedim, öyle bir mahkemeye çağrılmadım. Ha, siz yani karşı komşusu. Efendim? Bilmiyorum ben kim olduğunu. Karşı komşusu. Anlamadım. Tam karşılıklı komşular bunlar. Kız kardeşimden ediliyor. O gün biz çocuğu teslim ediyorduk, doğru mu? Size söylüyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yanlış konuşuyorsunuz. Çocuğu, Ali Bey. Yanlış konuşuyorsunuz. Biz o gün o çocuğu teslim ediyorduk annesine, tamam mı? Çocuk bana sarıldı. Çocuk annesine gitmek istemiyordu, bana sarıldı. Anne, hala beni bırakma, ben anneme gitmek istemiyorum. Hatta annesini yumrukladı annesine gitmemek için. Sen bu çocuğu doldurmuşsun, kötü kadın dedi bana. Ve yumruk attı benim burnuma. 5 saat benim burnumdan kan geldi. Bunun delil olsun diye videoya çekti. Çünkü beni ne zaman görse kadın sürekli darp etti. O yüzden videoyu aldı, bu bir. İkincisi, benim darp raporum var. Kesinlikle ya yalan söylüyorsunuz ya da yanlış görmüşsünüzdür. Ama %99 yalan söylüyorsunuz. Biz o gün o çocuğu teslim ediyorduk ve abim değil, kendisi bana darp etti. Benim raporum da var. Niye kendisi? Hüsnü beni darp etti diye. Niye vermedi? Niye şikayetçi olmadı abimden? Niye gidip beni verdi o
zaman. Bakın Yasin Bey. Buyurun. Ben ne anaya üzülürüm ne babaya üzülürüm. Ben çocuğun psikolojisini bozduklarına üzülürüm. Kendi annesi bozdu. Ben kendi annesini çok iyi tanıyorsunuz. Siz ne zaman gösterdi çocuğu ki? Gördünüz kaç kere? 17 kere kapından geldik ya. O zaman. Küfür ediyordu bize. Kaç kere polise geldik? Kaçıncı kez aldık biz çocuğu? Yasin Bey. Tanıyorum onu ya. Bir saniye, bir dakika. Buyurun Ali Bey, dinliyorum. Ben o çocuğun icrayla kapıya geldikleri zaman içeriden feryadını duyuyordum. Amcalar mı geldi gene diye. O ailenin bir de özürlü çocukları var. Evet. Özürlü çocukları da o çocuğa... Buraya da geldi. ...izletiyor. Ali Bey. Ya ne vicdansız insansın siz sen ya. Siz nerede gördünüz ne yalancı insansın ya. Nasılsınız? Yemin bana yarışsın sen bu millete. Ben polis olmuşum, yemin etmişim. İnsiyatlık destanı almıştım, vicdansız Allah'sız insan be. Seninle biz mahkemede görüşelim, ne yapıyorsun adam? İsim burada yazdı da yarın... Yarın seninle mahkemede görüşeceğiz. Geldi çocuk. Sen nasıl bu ünvanı aldın polis diye vermiş polislere? Ben yıllardan beri be. Nasıl vicdansın sen ya? O benim engelli çocuğumla ben Emniyet Genel Müdürlüğü'nde telefonla görüşmezken sizin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden benim... Kemal Bey, sakin çıkar. Olabilir miyiz? Kemal benim Bey. Telefonlarımı görüştürdüler. Kemal Bey. Ne acayip oldu? Ne yalancı insansın ben. Kemal Bey. Nereden doğdun be? Kemal Bey, bir sakin olun. Ali Bey, size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz bu çocuğun yerini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Yarın ilk işim seni mahkemeye vermek. Yarın tamam, bulacağız seni. Evet, çünkü biz kendimle getirdik oraya. Sen ki dinliyordun bu karakollarda bu kadar polislere yumruk atıldı oraya. Küfür edildi baban. Terbiyesiz adam. Kayınpeder. Arif Çakmak küfür ediyordu. Sibel Çakmak küfür ediyordu. Duy. Kemal Bey, Hüsnü Bey, bir hakaret etmeyin lütfen. Ya yayında. Hakaret değil ya bu. İzin verin. Nasıl polis olmuş ya? İzin verin bir dakika. Osman Bey ya benim polis olabilir mi? Genel müdür ya bunu yazacağım bunları. Hüsnü Bey, bir izin verin bir dakika. Ali Bey, bir şey soruyorum. Nasıl bu, nasıl bir yemek? Ali Bey. Konuştuğumuz kişi var ya. Osman Bey. Hüsnü Bey, bir dakika bir izin verin. Aha öyle mi? Falan filan. Ne kadar kötü diyen kişi bu. Hüsnü Bey, bir dakika izin verin. Bugün. Allah Allah bunu. Tanıyor. Hüsnü Bey. Hakaret etmeyin yayında, bir dakika izin. Ali Bey, siz çocuğu en son ne zaman gördünüz? Ben çocuğu 1,5-2 yıldır görmüyorum. Yani artık ben sizin komşunuz zaten. Değiller öyle mi? Komşusu ya babası yanında. İzin verin. Şu anda sizin komşunuz değiller öyle mi? Bizim komşumuz ama Sibel aynı babasının yanında kalmıyor şu anda. Şundan dolayı bu çocuğun aynı zamanda okula gitmesi gerekiyor yaşı itibariyle. Haberiniz var mı, okula gidiyor mu? Bilmiyorum. Ali Bey, soru çok net. Siz gözünüzle engelli çocuğun şu anda kayıp olarak aranan çocuğu dövdüğünü gördünüz mü? Hayır, görmedim. Siz o zaman mahkemeye davet edeceksiniz. Kendisi çıksın mahkemede anlasın. Çıkartıyor da şimdi? Bitti. Tamam, peki. Yarından itibaren mahkemeye peki. Gelecek. Arkadaşlar alabiliriz telefonu. Evet, gördüğünüz gibi dün bunlar yaşanmıştı. Bir görgü tanığı diye tanıttı kendisini ama stüdyomuzdaki Hüsnü Kopuzlar tanıdıklarını söylüyorlar. İddialarda da bulundu. Şimdi daha sonra görmedim kendi gözlerimle. Duydum diye söyledi o beyefendi. Yani stüdyomuzdaki ailenin bir engelli çocuğu var. O çocuğun şu anda kayıp olan ve aranan 5 yıldır da yok ortada. 2 yaşındaydı. Yani 2 yaşındaki kardeşine şiddet uyguladığı iddiasının aslında bir duyum olduğu. Yani gözüyle gördüğü bir şey olmadığını söylemişlerdi. Ayrıca dün yayın sırasında söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim ben. Eğer isterse şu anda çocuğu kaçırmakla, saklamakla, alıkoymakla ve kanunu çiğnemekle suçlanan aile bana belge gönderiyor. İşte gönderdikleri belgede örneğin o çocuğa darp edildiğine dair bir resmi rapor vardı, altında imzaların bulunduğu. Ya da benzer durumlar, şikayetler vardı, iddialar vardı. Eğer isterlerse bir kez daha söylüyorum. Buraya yayına gelebilirler ya da telefonla katılıp bizzat kendileri görüşlerini söyleyebilirler. Ama ben hemen Hüsnü Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bize Hüsnü Beyler de dün söyledikleri gibi belgeleri getirdiler. Yani elimizde belgeler var demiş Hüsnü Bey. Onlar da getirdiler. Yani pedagojik inceleme ve değerlendirme raporu da var. Burada şu anda benim elimde. Bu pedagojik inceleme raporuna göre de Hüsnü Beyler şöyle bir şey yapmışlar. Bakın aslında bir baba olarak ve 26 senedir bu işi yapan bir insan olarak yüreğim acıyor. Niye biliyor musunuz? Ortada bir çocuk var. Bahsettiğimiz tarih 5 sene önce. O tarihte bu çocuk 2 yaşında. Bebeği alan baba ailesiyle beraber bebeği her seferinde nereye götürüyor biliyor musunuz? Teslim etmeden önce, anneye vermeden önce. Bakın. Şuraya götürüyor. Ne acıdır ki.
Bu ne biliyor musunuz? Çocuk sağlamdır, şiddet görmemiştir diye rapor alıyorlar. Altında da yazıyor şurada. Şurada arkadaşlar, şurada. Yazıyor, ben okuyayım hatta, şöyle yapalım. Yapılan muayenede patolojik bulguya rastlanmamıştır. Patolojik bulgu saptanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu durum bildirir raporu. Bakın. Ne korkunç bir şey. Alıyorlar bu yazıyı. Çocuğu teslim ediyorlar ki biz şiddet uygulamadık diye bir kenara koymak için. Şimdi siz o çocuğun ruh halini düşünün, sağlık durumunu düşünün. İleride o çocukta ortaya çıkacak travmaları düşünün. Ama Hüsnü sana bir şey soracağım ben. Çok iyi düşün, öyle cevap ver. Çocuğun velayeti geçici olarak mı sende? Ara kararla benimle. Bir saniye. Bak. Çocuğun velayeti, çünkü bu iş uzadıkça kamu görevlileri de devreye girmeye başladı. Çocuğun velayeti tamamen sende mi yoksa geçici olarak mı sende? Yalçın abi. Duygu'nu da çok yakında ilgilendiriyor bu durum. Tedbiren bu hastalık durumunun belgesi geldikten hemen sonra çocuğu bana direkt olarak ara kararla, hatta ne zaman bitiyor velayet süresi? Velayet süresi bitmiyor. Velayet benim şu anda çocuğum. Şu anda sadece kendileri geçici bahsi... velayet diye bir karar olabilir mi beyefendi? Öyle bir şey olabilir. Hayır, ara karar. Şimdi dava süresince tedbiren velayet babaya verilmiş. Evet. Böyle bir karar var. Böyle bir ara karar var. Anne de hezeyan bozukluğuna rastlanmış ve bu velayet hakkını kullanmasına engel bir hastalık olarak tespit edilmiş. Bu bakanlığın raporunda da var. Onaylı. Ondan sonra baba bu velayet hakkını kullanamamış. Tedbiren de olsa o karar yerine getirilmek zorunda. Çünkü icra yoluyla da gittiği halde çocuğu alamamış. Evet. Tedbiren de olsa dava süresince velayet babada. Yalnız kaç, ne kadar zaman oldu o karar çıkalı tarihine? 2015 12. ay. Siz o zamandan beridir çocuğunuzu en son ne zaman gördünüz? Ondan, çünkü bir 5 işte yıl diyorsunuz, önceki, bir 2 yıl ondan gibi bir süre. Ondan önceki Kurban Bayramı'nda çocuğumu görebildim. Ne kadar oldu yani? 2 seneye yakın işte. 2 seneye yakın. En son gördüğümde 8-9 günlük bana verilmişti. Evet. Yine kaçırıyordu çocuğumu o gün. Bir telefon varmış. Bir dakika, kendi birisi aramış bizi. Nedir, bir bağlayalım o zaman. Alo. 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 Buyurun beyefendi, bizi aramışsınız. Bu konuyla bir ilginiz var mı? Yalçın Bey'le mi görüşüyorum? Benim Yalçın Bey, evet. Evet efendim, ben komşusu Recep Bilir. Kimin komşususunuz siz? Ben Kemal Kopuz, Hüsnü Kopuz'un komşusuyum efendim. Recep ne dedi? İvedik diye anladın mı? Recep Bilir. Bilir. Recep Bilir, olabilir, denk hocam gelebilir, aynı sonra çıkabilir. Önce şunu söyleyeyim Yalçın Bey. Evet. Ben kulaklarımdan biraz hafif rahatsızım. Geçmiş olsun. Evet, ha. Şimdi belki biraz soru sorabilirsem kusura bakmayın. Recep Bey, zamanım yok, ben şunu soracağım, bizi niye aradınız? Ha, ben şöyle diyeceğim efendi. Ha, bu da Hüsnü Kopuz için deniyor ki bu çocuk dövüyor. Çocuk dövüyor diye söyleniyor. Ya bu beni çok rahatsız ediyor. Bir komşu olarak. Bunlar çocuk aşığı insanlar bunlar. Efendim ben bir olay, aramızda olan bir olayı anlatacağım size. Sadece bunu dinleyin yeter. Ama kısaysa lütfen, sürem çok az çünkü. Şimdi efendim biz beraber bu çocuk 2 sene önce beraber dediler ki ya çocuk 1-2 gün sadece bunlara gösteriyorlardı o zaman, böyle zorla. O zaman dediler ki ya gel beraber gidelim, şu çocuğu teslim edelim. Bunlara güven olmuyor, gidelim beraber teslim edelim dediler. Evet, geldik beraber burada çocuğu teslim ederken evet, onlara yanımızda bu onların kardeşini Gülşah'ı, o gelin eski şeyin Hüsnü Kopuz'un hanımı orada bizim yanımızda dövdü. Anlatabiliyor peki mi? Yani siz diyorsunuz ki Hüsnü Bey de ailesi de bebeğe şiddet uygulamadılar, aksine şiddet gördüler. Evet, buna rağmen tamam. Bakın buna rağmen. Şimdi tamam, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sürem yok, hatta alalım beyefendiye de söylerim, kusura bakmasın, zamanım çünkü çok daraldı benim. Benim bir tek vereceğim durum şuydu, yani dün yayında söyledik, getir raporunu da görelim dedik. Getirdiler efendim. Ama çok ilginç bir rapor çıktı karşımıza.
Çocuğu her seferinde eski karısına teslim ederken şiddet görmemiştir diye rapor alıp da teslim etmeye başlamışlar. Üstlerine iftira kalacağından korkarak. Karşı tarafın bir sözü varsa arkadaşlar rica ediyorum, bir çocuğa bakan özellikle teyzeden rica ediyorum ben. Bakın ben sizin abinizim. Çıkın gelin şuraya. Asla tatsızlık çıkmasına izin vermem. Ya da en azından şu çocuğun anlaşılmayacak bir duvar önünde bir videosunu çekin. 5 sene sonra sağlıklı ve sağ olduğunu ve sağlam olduğunu babasına bir göstereyim. Anlaşılmayacak bir yerde çekin videoyu. Cep telefonu çekin yetiyor. Sesini duyalım. Hareketli görüntüsü olsun. Çünkü aile çocuğa zarar verdiğinizi hatta öldürdüğünüzü düşünmeye başladı. Kendisini de öldürecek. Durum bu. Bir saniye. Tamam. Bir videosunu çekin, bir cümle bir şey. Bir duvarın önünde çekin. Asla yer belli olmasın. Bildiğim halde de söylemiyorum. Onu da söyleyeyim. Peki. Kısa bir ara veriyoruz. Kısadan sonra buradayız. Yolumuzda Sinem Hanım da var. Mersin'den geldi. Kayıp Furkan'ın annesi. Ama sürem kalmadı. Hemen söyleyeyim. Bir duruşmaları vardı. Bu konuyla doğrudan ilgili bir duruşma değil ama orada mahkemede bulunması gerekiyordu. Hoş geldiniz. Devam hoş edeceğiz. Yarın işleyeceğiz. İnşallah. Ayrıca Selahattin Aydaş çocuğunun gözleri önünde katledildi. Eşi aramızda yok artık. Çocukların çünkü ruh sağlığı bozulmuş. Onların yanına dönmek zorunda kaldı. Kardeşi burada. Sabırla bekliyor. Katillerin yakalanmasını, emri verenlerin yakalanmasını. Ve ayrıca bir konumuz daha var. O da kardeşini arıyor. Burada çocuğunu arıyor. Çocuğunu arıyor. Hastaneden Bakırköy'deki kadın doğum evinden çocuklarının çalındığını iddia ediyorlar. Onunla ilgili de bir çalışma var. Onu bekliyoruz. Elimize dosyayla ilgili dökümlerin gelmesini bekliyoruz. Geldiği zaman döneceğiz. Yani biz günü 24 saat yaşıyoruz. Hatta yetmiyor. Ekibimiz, yapım ekibimiz bomba gibi çalışıyor. Sahadalar, sokaklar görüyorsunuz. Şu anda Bergama'dalar. İzmir'de başka bir dosyanın peşindeler. Yani Yalçın abi ve ekibi aynı zamanda uzmanlarımızla beraber Sayın Duygu Çuğadar, Sayın Osman Yeltekin'le beraber 7/24 burada kayıpların bulunması için, cinayet dosyalarının çözülmesi için canla başla iyi niyetle koşuyoruz. Koşturmaya da devam edeceğiz sevgili izleyenler. Hoşçakalın diyorum. Yarın dilerim çözülmüş dosyalarla karşınızda oluruz. Yeni konularımız var, onları da ekrana getireceğiz. Yarın dilerim kayıplar bulunur. Yarın dilerim cinayet dosyaları çözülür ki o mezarlarda yatan insanların kemikleri de sızlamaz. Katiller de cezalarını bulur. Umut ediyorum. Hoşçakalın.